Güzel, hızlıydı. Avcılık çok eğlenceli lan. Çantaya koydum oğlum zaten. Şu an çantalı bu şekilde bu. Neco benim Alo. bitti. Kaç tane oldu? Zaten fazla, daha fazla alamıyorum. 30-32 tane falan et oldu. Diğerleri de deri işte. Bir daha Asım abinin yanına geçeceğim şehre. Seni alayım mı? Konum at. Yol üstünden alayım. Dur, şeyde buluşalım direkt. Motoru teslim ettiğimiz yerde buluşalım. Tamam. Motoru nasıl Ben... teslim ediyorsun? Üstüne mi geliyor? Aynen. Dur ben de geliyorum oraya, bekle. Tamam hayat. Hadi görüşürüz. Asım abi konum Efendim? atsana abi bana. Konum mu? Dur atayım. Grove'u biliyor musun? Bu... Grove'u biliyorum. Ama Tamam, Grove'da Eskişehir'de biliyorum. Bu mimar aynıysa sen yine de bir konum at, sıkıntı olmasın. Tamam kardeşim. Tamam abi, hadi bay bay. İn lan arabadan. Lan bin Kapandı. hadi lan. Vatoz Aa, Bey pardon, selam bir var. saniye. Döneceğim size. Tamam. Adam vallahi ucuz satıyor ha. Balığa. Evet. Buyurun. Efendim. Evet. Evet, ben balık bir odun için aramıştım da. Tamam. Odun kaç adet var acaba elinizde plaka? Odun şu an kısıtlı, ama Mesela ne kadar kısıtlı? balık artı odun verirsem size günlük limitinizi doldururuz. Ya odunun günlük limiti lazım bana şu an. Balığınızı sattınız mı? Evet, balığı sattım. Tamam, balığı sattıysanız ben size odun ayarlayayım o zaman. Tamam. Neredesiniz? Ben şu anda şehre dönüyorum. Şehre döndüğümde arayayım size. Tamamdır, ben direkt yükleyeyim getireyim size. Sağ olun, teşekkür ederim. Görüşürüz. Nece nasıl gitti lan? İyi miydi? Vallahi bir şey diyeyim mi? 10 numaraydı, mükemmeldi yani. O zaman Buldum ben bu etleri falan amacetleri satmaya kapandı. götürüyorum şimdi. Sen de satacak mı? Satalım baba ya. Para girsin cebimize, amına koyayım. Para göremedik ki daha. Şu işlere Aynen başlayalım öyle, bir. aynen öyle. Oğlum yalnız paranın ağzına nasıl işeceğim Ben ha? şimdi Oyuncu... gidip ev alıyorum Heh. 45 bine. 45 bire. Ha. İyi. Oğlum yok mu o zaman bir parti martı ya? Lan ne partisi, küçük evli ya zaten. Ha, küçük ev Grove mi? Ha. Ben de ne bileyim, böyle büyük bir şey zannettiydim. Street'te. Yok be oğlum Villa. be. Bize gitmez oğlum, o kadar paramız yok. Yamına ya. Ben de bakayım, şu film falan çekildi mi iyi para gelir lan ha. Bak, oyuncu falan lazım olursa istersen ulaşalım sana. Hani oyunculara da iyi para verilir Kim bence. çekiyor ki oğlum filmi? İlla ki çekilecek. Vallahi ben oyunculuk neyin yaparım? Daha önceden Yılmaz abiyle güzel işlerimiz oldu yani. E tamam, zaten Yılmaz bakıyor hani o işlere zaten, Nasıl oyuncu Yılmaz alımına bakıyor falan. lan? E tabii. Harbi mi Yılmaz. diyorsun? Bak sen Yılmaz abi ya. Tabii. Hiç de Yılmaz haber ben vermiyor ha. dışında. Ya denk gelmemişsinizdir canım. Belki sürpriz yapacaktır. Sen çaktırma yine. Vallahi Ne bilmiyorum. sürpriz yapacak ki, anlamadım yani. Bunun sürprizlik bir olayı da yok gerçi. Vallahi bilmiyorum da söylemedi yani Yılmaz abi bana. Ha. O zaman biz önce şunları bir satalım, sonra bir Asım abinin yanına Olur gider. olur. Giderli. Bir pazarlık yaparım Asım'dan ya. Ne pazarlığı, daha neye düşecek adam? Yani 45 bin ise 40 bin yapsın işte. Ne lan bu? Dur amına koyayım. Allah. Açayım mı? Aç onu aç. Kaldığımız yerden devam birazdan. Nasıl günlük limiti aşamam ya? Ne demek günlük limiti aşamam ya? Turnikesi veririm ha. Bak 8.
Cebime koyayım da. Oğlum ben günlük limitteymişim lan. Vallahi de. Efendim Efeca. Nariman abi boş yapma belanı sikerim. Efecan sikerim bela. Efecan sana bir şey diyeceğim acil. Neymiş? Şu 58 bini ver market alacağım lan, para lazım. Market mi alacaksın sen? Ne ara geldin? Ne ara zengin oldun? Aman ağabeyim sabah bir odun bir balık bir odun bir balık o bir şey bir şey market alacağız. Şu parayı bir verin Efecan ya. Yalancıyı siksinler mi? Siksinler. Neredesiniz? Şimdi Asım abiden ev alacağım. Ne? Dur konum atıyorum gidince ait. Ait. Uzak ha. Mı şehre? Yok şehrin içinde. Tamam. Grove tamam Street'te abi. Ev alıyorum lan. Tamam dur. Grove'a sürsene Bahattin dayı. Haydi. Hadi. Allah işiniz var mı sizin ondan sonra? Yoksa balık falan devam ediyor. Yo kere, sen ver şarkıyı ya Nico. Devam sikerim dalın oğlum şarkıya bak. Amanin. Her yanın sallanar. Selamun aleyküm, kolay gelsin cümleten. Selamun aleyküm. Aleyküm selam, hoş geldin. Abi nasılsın? Ooo Yavuz tamam. Ne yapıyorsun? İyi, sen ne yapıyorsun? İyidir Yavuz, beni testi versene amına koyayım. Verdim ben. Bahattin'e verdim. He tamam, ben Bahattin'den alırım o zaman. Nasıl ha. Gitti, var mı sıkıntı? Yoo, hiçbir sıkıntı yok. İyi tertemiz, gitti. Tertemiz. Abi şimdi Asım abi nasıl yapıyoruz? Şimdi gel bir evi göstereyim. Geleyim abi. Masayı yine şey yap. Vazgeçebilirsin istemez. Asım abi bir şey diyeceğim mi sana? Buyur. Sen şimdi tabii yine zarar etme de. Benim bir market alma gibi bir durumum var da. Ondan dolayı ne kadar bana indirim yaparsan o kadar iyi yani. Oha bu ev bir de... Bir tanıdığımın evi gibi geldi de devam edelim abi. Oğlum CJ'in evi bu. Ev bundan ibaret. Yani dediğim gibi biz buraya soygun sonrası bir şeyleri koyuyorduk. Anladım abi. Güzel ev ya. Yaşanır yani. Ya yaşanır. Küçük sadece işte. Tek sıkıntısı o. Vallahi bence gayet iyi abi. Buraya bir televizyon falan çözerim ben. Güzel olabilir yani. Kaça bırakıyorsun abi sen şimdi bunu? Tamam, tam yarı fiyatına bırakırım sana. 40'a, 80 normalde. Tamam abi, aldım. Tamam gel, kaputtan yapalım anlaşmayı. Aç olsak, açıkta olsak kimse bize kapıyı açmayacak. Ha. Yok da. Selamun aleyküm, hoş geldiniz. Aleyküm selam. Asım abi ticarete mi başladı? Ha bak telefonla. Aç kapıyı, aç. Aç kapıyı, aç. Ya amına koyayım. Abrak koyma cebine koy. Karma senin ara para sahibi oldun oğlum. Adam aptal geliyor. Bahattin hazır seni görmüş ya. Şu benim testi versene. Testsiz mensiz anlamarım ki. Dur bakayım kapı numarası kaçtı amına. Kahraman abi kaça aldın bu evi? 40'a aldım Efecan. İyi paran var ha. Şimdi Asım abi, Efecan sana 40 bin atacak. Tamam. Gel lan buraya gel, nereye gidiyorsun? Benim arabayı da kaçırdı. Abi nasıl yapıyoruz işlemleri şimdi? Bir saniye şu evrağı doldurayım ben. Sen tamam bana... Abi. Şeyini söyle bakayım bu kimlik numaranı. Ha kimlik numaranı. 93 abi. Efecan kardeşim bir aynen. 40 bin Asım abi yatsana. La, gel bak banka hesabıma. Bakayım. Gel bak. Bak şu an telefon açık bak. Yavuz bu evi kontratına nasıl yapıyorduk amına koyayım? Evi sat abi. Bak ne kadar varmış. Allah evet, belanı tamam. Vermesin. Yani ya. Arkadaşın kimliğini falan şey yap. Kimlik bilgilerini gir. Adam villa satıyor lan villa. Öyle olsa gerek yani. Yani normal şartlarda nerede bu Bahattin piçi? Şurada. Bahattin dur. Piçi burada. Televizyon Bahattin kaç para lan ya? Bahattin Bey'e kadar mısınız?
benim. Şimdi sen bu senin villayı sattın ya arkadaşa. Villa işte kime sattı? Onu nasıl sattınız? Onun kontratını nasıl yaptınız? Bir söyle bakayım bana, eksik kalmasın. Abi yani ben şeye bakıyorum ya, formalite kağıdına. İşte ya şey yazıyorsun oraya, ev sat yazıyorsun. Tamam kardeşim, onlar tamam yani, sıkıntı yok. Biraz benzedim evet. Sıkıntılar nerede? Ya bu senin sakalların... Bu evi var ya, sırf CJ Kemal'i alırım amına koyayım. Satamıyorsun bu arkadaş evi diyor yani ya, böyle bir insan yok diyor. Onun biraz daha bu... Bir dakika çocuğu var. Abi 93 kimlik numaralı bir şey yok mu diyor? Sen bu Grova. Yok diyor. Bir gel şu kontratları bir halletin. Yok abi, kaçak girmedim abi, ben sağ kimliğimi de gelemez misin? Yoktan yok, dursundur anamsın. Ne oldu? Anan avradını ya. Yavuz kağıtları aracın içine al, kağıtları. Bu havada sokakta durulmaz. Aynen, eve girelim. Eve girelim ya, benim ev zaten. Eve girseydik daha iyiydi. Abi yok, bence eve girelim, eve girelim. Gel. Evi şey yapayım. İnşallah anlanırız eve. Ve can, bir yerden tanıdık geliyor mu? Ne? Ya bu evin çatısı damlatıyor ya. Bak. Abi 5000 dolar düşer Asım abi. Koltuk su alıyor bak. Yani. Oo, şöyle ben yerleşeyim. Çatı damlattı abi. Dur Bahattin nerede? Bir bakayım bahçe. Yok lan, sen yok, sıkıntı yok. Ha, ben şöyle köşeyi seviyorum. Oo, şöyle bir nargile. Eve geçtiğimiz iyi oldu değil mi? Çok bayağı, iyi. Bayağı. Dur bir dakika, bir bakayım şunu, ben bu bir kontrol edeyim. Suntodan mı yaptınız çatısını? Oğlum. Hiç. Yavuz kulaklığına hayranım ya. Yavşama ya lan Yavuz'a. Hayır, Yavuz'a yavşamıyorum. Baksana adam kulaklığına bak. Dur ben bak. Bir kapının önünde adam şeyle, emlakçıyla konuşup gel. Tamam abi. Yavuz yemin Yavuz. Ediyorum var ya, öldün amına koyayım. O koltuğa oturuş şey öyle. Sen burayı niye aldın? Yattım böyle, yayıldım. Ya hem depo içi kullanacağım hem de bir evimiz olsun. Neyin yeter, deposuymuş kardeş? Kardeş, istediğim şeyi depolayacağım. Sende bir garip hareketler var ama çözemedim ben kardeş. Hadi kapa. Efecan yok lan, bende ne garip Efecan, hareketler var. Efecan hadi, işimiz var Efecan. Ulan ne işler ya. Oğlum ne oldu, siz içeride miydin sen? İçerideydim. Benim bir gözlerim kamaştı madem içeride, göremedim hiçbirinizi. Benim de bir gözleri kamaştı. Asım abi nerede? Onun da gözü kamaşmıştır. Bak nasıl, bak kim bu? Asım abi, benim kimlik numarası 154. Benim kimlik numarası 154. Benimki de 121. Yanlışlık falan yaparsın, sevinirim. Tamam yani. Dur şimdi. Gelsene, kaputa gel abi, sana zaten. Geleyim abi. Yavuz şu yan koltuktan dur, alayım ben amına koyayım. Bekle. Aç lan. Camdan uzan yedin. Ne bileyim. Kaç dedin kahraman? Bir daha söylesene zahmet. 154. Bakayım, 154 abi. Tamam, ben bunu gönderiyorum şeye, bu notere. Bir kapıya gel bakayım bir. Geleyim otomatik abi. Otomatik işlem yaptılar mı acaba? Zaten haber verirler şey diye. Size bir devir teslim yok oldu işte, falan diye. Yok işte, o biraz olmuyor. Allah Allah. Allah Allah. Ha gel. Kapı şeyini tanıtmadık. Ben kafamı sikeyim, gel. Tamam abi. Başka tamam bu. Kardeşim. Eyvallah abi, tamam. Tamam.
Niye açılmıyor gardırop? Asım abi. Abi bu gardırop açılmıyor niye? Nasıl açılmıyor? Bana şey yap, beni bir al eve. Tamam. Tamamdır abi. Birazcık yaralı. Heh tamam. Abi sen bana bir IBAN ver. Vereyim. 153 IBAN. 153 IBAN. Bana da barışık. Hayırlı uğurlu olsun abi, eyvallah. Kardeşim hayırlı uğurlu olsun. Eyvallah. Bırakalım sizi, ha araba var. Var abi araba, sıkıntı yok ya. Tamam hadi iyi akşamlar. Eyvallah görüşürüz. Abi iyi akşamlar. Eyvallah. Yavuz beni bir galeriye tükürsene. İşin var mı kahraman? Bir Naz'ın yanına uğrayacağım, bir şey konuşacakmış benimle, ondan sonra işim yok. Tamam, bir balık malık çartır çurtur yapacak olursan ben boşum, mesajına hallederiz yani, bir mesajı çözersin. Tamam, seni nereye bırakayım? Nereye istersen, motel olabilir. Tamam, ben motele gidiyorum o zaman, motelde bırakayım seni. Oradan da hemen bir kısa konuşup alırım seni, balığa çıkarsın. Tamam, hey sıkıntı değil, tamamdır. Anam yarabbim, buna lan. O zaman bir de babamı siyah koyayım. Buna koyayım, görmedim şeyi. Hadi hadi Necu, görüşürük. Hadi görüşürüz. Bence boş ver, iyi oldu. Binemedim, dur lan. Canım istemedi. Ne zaman Necu? Hayırlı işler. Ne oldu Naz? Ne yapalım? Şu arkadaki arabadaki ne yapalım? Ormaz Serra amca. Selam. Naz. Baksana bir. Kahro. Efendim. Sevgilin var mı? Yok. Tamam artık var. Yok. Naz geç bin arabaya. Mia? Ya hadi Naz bir gel ya. Şey bu kadar. İşin var işin. Necu'yla daha balık yapacağız hadi. Haydi. Sevgili var mı? Artık var. Yok yok. Anlat bakayım ne oldu? Karo. Efendim? Bir sakin bir yere çeksene ben böyle. Ne oldu ya? Kız ne oldu? Anlatacağım. Buraya çekeyim sakin bir yer. Evet. Ben bir şey yaptım. Ne yaptın? Hayırdır? Ama arabada ne olur ne olmaz. Kaçarım falan. Kaçarım falan mı? Ama ben bunu söyleyeceğim sana ama kesin benimle arkadaşlar. Para falan istemeyeceksin değil mi sen yine? Yok para istemiyorum. Hayır. Tamam, gerçekten evet, param var. Tamam dinliyorum. Belki benimle bir daha hiç konuşmayacaksın. Ama çok özür dilerim. Ben çok pişman oldum böyle bir şey yaptığım için. Baştan söyleyeyim tamam mı? Ne oldu hayırdır? Gerçekten isteyerek olmadı. Aslında isteyerek oldu ama sonrasında çok pişman oldum. Kaldı. Tamam ne oldu lan? Söylesene ne yaptın? Ne oldu? Ben Yılmaz'ı bıçakladım. Nasıl yani? Vurma bana. Sakın ha. Niye vurayım? Yok. Niye bıçakladın Yılmaz bilmiyorum, abi? Bilmiyorum arkadaşın ya. Ben öyle sinirlendim gittim bıçakladım onu. Niye bıçakladın? Niye? Ya. Neyine sinirlendin Yılmaz'a? Sen Yılmaz abi nereden tanıyorsun ya? Tanıyorum işte. Yani böyle ne bileyim. Sizinle falan da takılıyordu arkadaşınız. Ben öyle bir boş bulunup böyle bir şey yaptım ama şu an... Ya Yılmaz abi alışıktır hastaneden çıkmaya da. Hani şimdi şey anlamında soruyorum. Bıçağı vurup kaçtın mı? Yoksa başka bir şey mi yaptın? Ona göre bir şey yapacağım sana yani. Yok hastaneye bırakıp kaçtım. İyi bari hastaneye bırakıp kaçtıysan sıkıntı yok. Bana peki niye bıçakladın? Ya ben sinirlendim öyle. Biraz kötüydüm aslında. Metin falan gitti. İyi de değildim. Öyle o da üzerine mesaj atınca böyle bir hararetlendim işte. Ya aslında onun da suçu yok. Ben çok pişmanım Kahro. Peki özür diledin mi kendisinden? Böyle konuştun falan mı? Ya o günden sonra karşılaşmadık. Bir mesaj attım. O da kalbimi çok kırdın demiş ama galiba bir daha benimle konuşmayacak. Kalbimi çok mu kırdın demiş? Yani bıçaklandığını senin tarafından biliyor. Tabii canım. Ve kalbimi çok kırdın mı yazdı sadece. Evet ya aslında benden böyle bir şey beklemiyordu. Tam ben da ben şey vallahi Yılmaz abiden tam böyle bir şey bekliyordum. Yılmaz abiye olmaz ya bir iki bıçak. Hiçbir şey olmaz yani. Kahro ben
Çok kötü hissediyorum kendimi ya. Böyle kaç gündür uyuyamıyorum. Böyle vicdan azabı falan çekiyorum yani. Ne? Yılmaz abi bıçakladığından mı? Evet. Rüya falan duyarsa konuşmayacak. Daha önceden kimse böyle birini falan bıçaklamadın mı sen? Çağ. Tamam, niye bu sefer şey yapıyorsun? Seviyor musun kız yoksa? Yok be, sevmiyorum ben. Yılmaz benim arkadaşım ama böyle biraz... Ya nasıl diyeyim sana, bir öfkeyle bıçakladım gibi, anladın mı? Elinde tutulur bir şey yoktu doğru düzgün. Böyle ya günah yoktu onun çok fazla ya. O yüzden böyle bir azap çekiyorum. He. Ya benlik bir sıkıntı yok. Zaten Yılmaz abi de demiş kalbimi çok kırdın diye. Zaten sen de pişman olduğunu söylüyorsun. Belli yüzünden de, hareketlerinden de. Korktuğundan da birazcık, yani hoşlaşmadım değil. Benden korkmak zaten her insanın yapması gereken bir şey, her insanın yapmayacağım. Onun haricinde bir 20 bin dolara çözeriz bu işi. Hayırdır? 20 bin dolar hayırdır mı? Kahro, bütün arkadaşlığımızı rafa kaldırırım 20 bin dolar için. Ben de kaldırırım. Hayır. Ben de kaldırırım. Hayır. Ben de kaldırırım. Hayır. Kayın cebine. Bir bak bakalım kendi bıçağına. Tamam. Bir de benim bıçağa bak. Benimki küçük yollu kelebek. Tamam. Tam o senlik yani. Yanmayalım da. Bir git Allah'ını seversen. Deli midir nedir ya? Bir versene bana. Neyi? Neyi vereyim? Bir yerimi bir versene. Ya bir git Allah'ını seversen. Yeter benden para isteme artık ya. Hiç verdin mi bu zamana kadar Karu? Hiç lan şey daha vermedin. Ne vereceğim? Daha ne vereceğim? Ne, kaç tane verdim lan mal? Mal kaç altındaki tane verdim sana? Arabaya bak. Tamam da onlar hediyeydi. Allah Allah, hediyeydi. Sen bana ne verdin acaba hediye? Ben sana vermedim mi? Evin anahtarını verdim ve kara atıyorsun ben, her gün görmüyor muyum? Her gün dolu topluyorum ben bir oradan. Kere o eve sen git yalan söyleme. Lan vallahi girmedim. Lan ben evin nerede olduğunu bile hatırlamıyorum. Dün akşam kara donu topladım ben odalarda. Bayındırdır o. Bayındırdı o kadar. Lan vallahi ben ya. Vallahi ben şey falan yapma. Ben en son senle Bayındır'la girdim o eve. Yemin et. Yemin ederim ben daha hiç girme. Hatta gittim kendime ev aldım sırf onun yüzüne, ev lazım bana diye. Sen kendine ev mi aldın? He, Gross Street'te. Ne? Gross Street'te evim var. Sen dur, bir mekaniğe gitmem lazım. Sen bu kadar ne? Parayı nereden buluyorsun Kahrocu? Odun, balık. At yalanı sikiyim inanana. Oha, terbiyesizsin sen, biliyorsun değil mi? Ne terbiyesiz olacağım? Sen bu kadar parayı nereden buluyorsun? Ne? Ne yapıyorsun Allah aşkına söyle, içimde ya kadın. Ya odun balık diyorum ya. Ha odun balık, ha odun sen balık. Sen ne yapıyorsun? Sen ne iş yapıyorsun? Bir köpeklik yapıyorum. O zentornoyu balık toplayarak aldın değil mi? Tabii. Sen benden saklıyorsun. Sen de benden saklıyorsun. Ama sen mesela. Gelenin 18 son seviyesi. Nasıl paran yok lan? Bir şey diyeceğim, 500 dolar var mı üzerinde? Sen nasıl bir açsın ya? Tamam hadi hadi benden alırsın. Tabii sen de olacak, ben mi ödeyeceğim? İyi hadi bakayım, tamam hadi kalk. Sen ver parayı, uzat bana. Parayı uzat bana, yeterli, başka bir şey yapmana gerek yok. Dur bekle. Nakit misyon, İvan misyon. Nakit. Nakit de yok. Allah Allah, sanki bende de... Ya ne tam... kadar var üstünde? 400 var edebilirim. Tamam, ver 400. Bu ne kız, eriyorum bozuk para oldu. Ah. Bunları böyle biriktirip koymuştum. Arkadan şıngır şıngır yapıyor, hoşuma gidiyor. Şimdi şıngır şıngır yapmayacak. Ben alırım yine bankadan. Seviyorum bozuk para. Ben buradan balığa kaçacağım Necoyla, gelecek misin? Gelirim, benim de balık tutmam lazım. Bir şey söyleyeceğim, sen bana bir şey diyeceğim. Ha, ben seninle ne konuşacaktım? Yok. Sen o marketi kaça almıştın? Hatırlamıyorum ki. 300
390 falandı galiba. 390 nasıl lan? Şehir içinde 390'a mı aldın sen o markete? Aynen ama çok Naz, eski bana ya, yıllar lan. Ben onu ölsem satamam. Naz lan. Bana versene lan. Ya bak Şahap satıyormuş. Tamam ortaklık yapalım. Şöyle yapabiliriz. Kahronaz Market. Tamam Şahap şey satıyormuş dur. Neyi? Market satıyor ilan verdi ya bugün. Kaça satıyor ama? Yakında satılacak 2-3-4 market satılıktır. İrtibat için mesaj atın demiş. Gidelim Şahap benim eski patronum. Konuşalım. Neyle alacağız pardon o marketleri? Nasıl neyle alacağım? Benim bir motorum var onu satacağım. Üzerimde de 45 binim var. Bende de 5 bin çıkar benden. Bir de ya ne 5 bini kahve sikerim ağzını yüzünü. La eyvallah lan vurma arabaya tamir ediliyor. Sıçarım senin evin, evin market ben o evi sat. Terbiyes. Bir kendini bir aynada bakıp görsen var ya şu an nasıl sinirlenirsin biliyor musun? Tam var ya böyle bir... Ya. Iy, ne biçim bir şey oldun sen öyle bir para falan şey duyunmayınca. Tabii öyle oldu sen, değil mi? Sen ayaküstü sen beni bulamadırıyorsun. Sen var ya nasıl golden shovel'sın sen. Neyim? Neyim ben? Golden shovel. Golden shovel. Gel Şahap'la bir konuşalım dur. Nerede bir fiyat Şahap? Alalım mı? Arayayım ben onu. Ara bakayım bir. Tabii para olmayınca kahro kötü değil mi? Sanki bana bir karın oldu değil mi? Sanki senin bana bir karın oldu değil mi? Benim sen bana zararsın. Sen de bana zararsın. Sen bana hiçbir şey vermedin ki ben sana nasıl zarar ben ediyorum? De sana, sen de bana bir şey vermedin ne verdin? Gözün doysun be. Vallahi lan ne verdin ne verdin? Daha bir söyle. 10 dakika önce 400 dolar bozukluklarımı göt cebimden Allah çıkartıp sana vermedim mi? Ulan 400 dolarım da lafını yapıyor ya. Bir şey söyleyeceğim şu an açmıyor telefonu dur bir daha. Arkadaşlar arabayı satın almak isteyen var mı? Peçom. Kamyam. Ayaklı satış. Ne yapıyorsun? Şeyim bu ara. Derman. Şu arabayı bir benden al Allah'ını seversen. Babam nerede? Kaçı satıyorsun? Kaç para veriyorsun? Aa Şahap gidelim mi? O da yani. Tamam öyle mi dersin? Şahap amca mı yanında mı? Valla ben hani bende araba var da hatta şu var kırmızı var bende. Ya siktir et oğlum onu ya. Biri arıyordu. Onun için sordum. Sultan. Tamam kim o? Kim o? Kahro. Ben şöyle bir garajı bırakayım da alırsın beni tamam mı? Tamam. Çavuş arıyordu, çavuş Deniz Şahlar. Deniz Şahlar, versene o numarasını. Numarası yok mu? Paylaştım, paylaştım. Hani gözümüz körmüş, hani lan? Lan dur, Deniz. Peço, ne diyorsun lan? Artık size bengim. Gar olursa şey ettir. Değil mi? Sen PSMX'im yerinde satayım, bayağı bir ulaştırıyorsun lan. Bak şimdi. Deniz var ya, Deniz. Benim canımdır. Yazıyor musun? Evet. Öyle bir şey. 260. Evet. 99-56. 99-56. Arıyorum dur. İnşallah uyanıktır. Açmıyor. Kurmaç izzane. Derman oradan püsküvet pop kek bir şey ver ya. Ne oldu? Ama garım acıktı pop kek ver. Evet ben de onu fark ettim. Evet Allah aşkına telefonunu ver. Çok problem yaşıyorum. Çantadan almışsın yalnızca. Açmaz da bir mesaj bırakayım bana döner. He öyle yap sen bence. Çünkü arıyor en son. En fazla ellerin arta gidiyor. Oradaki bir sen babacan var onu okutursun. Merhaba. Efendim. Siz siz odun satma yerine getirirseniz kapıya. Ben oradan alayım. Naz. Heh tamamdır. Sağ olun hayır bekliyorum. Gel kucağa. Lan manyak ne kucağa. Bir odun satma yerine gidiyor. Eyvallah Derman görüşürük. Yok, görüşürük. Niye? Oha pehlivan da. Görüşürüz. Adam kaçırıyorlar. Pehlivan. Çok ağırsın. Adam kaçırıyorlar. Ne oldu? Ne bileyim. Ananı sikeyim. Karaman. Oğlum dur. Şşşş. İki tanesine bakarsa boku yedik. Sus lan. Niye? Aptal aşağı görmüyor mu? Ne var aşağıda? Ananı sikeyim. Nece çok ağırsın. Ayaklarıma kara sular indi yemin ediyorum. Bagaja bineysin be, bagaja bineydim. Ulan Allah belası versin, az kaldım cezayı yiyorduk ha. Baba neden ceza yemedik? Asker lan, selamı her şeyin çözümüdür. Alakası yok, neon tuşuna bastım amına koyayım. Öyle mi yaptın? Ne bileyim ben görmüyorum ki. Baba ben polisin yanına gidiyorum, işte gelirler özel hakaret yazıyor, açıyorum tamam mı?
3 dakika boyunca oyalıyor onlara. Onlar onu dinlerken kaçıyorum gidiyorum. Oğlum ben daha iyisini yapıyorum. Ne yapıyorsun? Bu bir şey diyeceğim. Bugüne kadar hangi polisten 300 bin aldın? Hiç kimseden. Ben aldım Poyraz abiden. Aa bu 300 altındaki bin. Arabayı. Az sekler lan. Nasıl sen kesin lan? Onun altında bir şey vardır ya. Adam durduk yere niye 300 bin versin? Vardır. İmkansız. Yey abim Poyraz abim abilik yaptı bize. Ne abisi? Aynı anadan mı çıktınız? Abartma o kadar. Ha, sen ne anlarsın? Sen ne anlarsın dostun kötü gününde yanında olmadan ne anlarsın sen ya? Tamam hani benden az 50 bin vermiş olabilirim ama. Sen de varsa yoksa dostunu arkadan bıçaklamak. Oo, o kadar da değil ya. O kadar. Ya ben şimdi ne alakası mı? Bu ne alakası var Garo? Tamam lan şaka yaptım lan valla. Haber ağlama sen de ha. Demin de ağlak çıktım bebe. Montunu al ve helaya git. Montunu giy, mont nasıl? Necio benim düşündüğümü mü düşünüyorsun lan? Evet. Ne düşündünüz şu an? Necio aynen sen görüyor mu? Ayrin'in arabası o. Ayrin hiç haylanmayın. Fark eder mi? Peki. Fark ederse terk eder diyor ya. Ha, bu saatten gerçi sonra. Gerçi olabilirsin Necu. Uyumaya gitti o. Yemin et. Evet öyle biliyorum. Satalım onu. Beyefendi siz misiniz? Yep benim. Tamamdır. Kaç para şimdi bu hepsi? 5 çarpı kaç diyoruz? Yüklerken hesaplayayım ben onu. 500. Tamam ben alayım bir dakika. Çantamı arabada bıraktım. Aman yarabbi. Açık mı bagaj? Bagaj açık. Ben aktarayım size. Siz çok, benden alın. Kutuların ana öyle yapalım çünkü ben bir şey yapamıyorum. Çantadan alırsanız. Hazır vardı. Alayım. Montunu al ve montunu giy. Mont nasıl iç? Kim? Az. Sığacak mı? Yok sığmaz gibi. Aslan bir şey yap istiyorsam çantayı bir dakika bir şöyle yapalım. Senin bu ademciklerle bir şey mi oldu? Nasıl ya? Kötü mü? Güzelleşmiş mi? Dalga geçme benimle. Harbi ne olmuş? Ya, ne yaptı? Bademcini mi aldırdın? İyi olmuş iyi. Ha estetik ameliyat. Neco yavşama lan. Ya, ne yavşayacağım Naz kardeşim? Yavşak. Benim. Hayır bir de anlamadığım şey erkeğe de yavşıyorsun kadına da onu anlamadım. Beni bir bıraksana şunun ağzını sokuyayım bıçağa. Alıyorum buradan plakaları. Kime yavşamışım ki ben bu zamana kadar? Naz ne diyor bu? Tamam. Bırak şunları da alayım. Ne yapıyorsun Mecan? Allah. Şöyle tuturum da. Ve helaya git. Alayım teşekkürler. Bir kısım daha var, onları hemen getiriyorum. Ulan bu iyiymiş ha, paket servis. Nazım markete gitsek hem fazla para veriyoruz hem de he. Kendimiz gidip alıyoruz. Neco kaç para var sende lan? Lan bende 8000 dolar, 8.5 mi ne var öyle bir şey var. Seninle ne zaman para oldu ki zaten? İşte bende ne zaman para oldu ki be? Arabam yok, şeyim yok ha, kucakta gidip geliyorsun. Dolmuş olsa dolmuşa bineceğim valla. Onu da akbil basmayacağım, beleş bineceğim. Engelli kartı çıkarttırırım aman abi. Senin Allah belanı veresin. %90 engelli. Onu bana bu ceketi nereden çaldın lan? Mia giydirdi böyle. Parasını da o verdi. Allah Allah. aç. Emin misin? Aç lan aç. Ama bu şey galiba ya. Fon galiba herhalde. Ne yapıyorsun? Vallahi ne yapayım ya. Öyle bir telefonda bir sıkıntı oldu da ona bakıyorum. Anladım. Söz peki Yağmur ablayı buraya getirip sevgili Şahap yapmamız diyor yok ki, mu? Ofiste gelsin fiyatları konuşalım. Bir gidip fiyat alalım kahraman. Olur alalım da. Şahap'a arkaya döneceğiz artık Neco seninle. Neden? Ben niye arkamı dönüyorum? Market alacağız oğlum. Lan döneriz lan market alacaksak sıkıntı değil. Harbiden döner misin lan Neco? Yo. Yalanını sikeyim kesin dönersin amına koyayım.
Ev aldık, araba var. Arabayı gerçi market için satacağız. Oradan bir şey alsak buradan. Nazım Zeyn tornoyu satsak. Ne? Hayır, hayır. Ha, aklının ucundan bile geçirme onu. Senin motor kaç para ediyor Naz? Bir de hangi motoru? Ya bir şey söyleyeyim mi? Şahap'a gitme. Aslında Şahap'a gitmemiz daha önemli. Önce Şahap'a gidelim. Bir fiyat alalım. Ben ona göre para biriktireceğim. Ya ben senden bir şey almayacağım ya. Para neyin? Paradan sonra satarız. İşte. Ulan adam kaza yapmış ya dur. Kim kaza yapmış? Bana o şeyi getiren. Allah'ım inanamıyorum. Aman. Asım mı? Asım. Kapıyı yok kilitle. Ya, ne alaka? Kahraman hazır mısın? Hı? Neye hazır mıyım? Onu... Bu kim oğlum? Neco? Ağa iyi misin? İnmeyelim. Sen, ben böyle... Allah... Neco sen adamın arabasını al. Ben kucak... Neco sen motora git. Beni tamam. Beni duyabiliyor musun? Nasıl? Derviş bu ve derviş bu. Dur ben kucaklayayım. Ben gözlerim çok kararıyor. Hastaneye gidelim. Bir dakika bu adam benim adam değil ki bu. Rastgele gelişti. Devam et. Vay aman ben anlamadım ki. Aga biz yolda başka birini bulduk. Sen odunları ver ben sana nakit vereyim direkt. Derviş anlar. Koy senin çantaya. Koy benim çantaya sen direkt. Dervişi sana verelim ve biz götürelim mi hastaneye? Götürün götürün niye bekliyorsunuz? Nece o? Hadi 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 hadi. Ulan oğlum ben götürüyorum sanki iterim. Motor. Tamam ben onu sana IBAN'la yollayacağım ait. Yüzünde kan var çabuk ol çabuk ol kahro. Ya ne bileyim adam direkt para isteyince dedim ki candan bela öyle. Ananı sikim arabaya bak o araba ne? Ya benim arabam daha güzel boşver. Çabuk gitmemiz yetişmemiz lazım. Ulan bu artık oduncular iyi kazanıyor ya. Geçiştiririm ya sıkıntı yok. Cık, yüzü çok kanıyor. Peki Neco niye kendi başına gitti? Ya sal onu ya. Çocuğun o cidden aklı yok ya. Dönüp dolaşıp gelir bulur yolunu. Koş koş. Derviş. Arabaya gittim unuttuk. Derviş, duyabiliyor musun beni? Nasıl işin bitince haber verirsin bana. Çok geçmiş olsun ya tekrardan. Ya nereye gidiyorsun bir dursana sen. Ulan ne büyük kaza yemin ediyorum ha. Derviş iyi misin? Geçirir geçirir sıkıntı yok. Orada ne oldu? Ben şu odunları bırakmaya gidiyorum. Sonra zaten... Tamam al beni buradan. Araba şey yok. Şahap'a gideceğim. Tamam hayat. Daha da nasılsın? İyi ne yapalım be işte birileri ölüyormuş. Daha ha kahraman hoş geldin. Ya bir gel amını sikim senin gel ya. Oğlum gargıza yanlıyoruz dur be ya biz de yolumuzdayız. Asım koş ölüyormuş. Donat işte. Gördün mü? Nereye? Ey nereye? Kalan odunları vereceğim sonra geri döneceğim buraya ya. Elde kalmaz. İyi iyi lan bir gareyi anlatmadın ya. Naz nerede içeride mi? İçeride içeride. Lan ayarladın hemen nasıl da lan ya oğlum ya. Ben gözüm öyle şeylerde değil ben çok uzun zaman önce bıraktım öyle şeyleri ya. Senin gözün neydi para pulda mı? Para pulda oğlum benim gözüm kariyerde karada değil. Haa en iyisi zaten kariyer yapsan da karı yiyor nasıl olsa arayın anamına geyim. Sür sür o yavrum be toklu derfçi misin be. Öyle öyle.
Arkadan bir Edeler Tuning verirdim sana da. Sen biliyor musun Edeler Tuning'i? Kötü oluyor, kötü. Ama biliyor musun? Evet. Der. Şimdi dur. Adamın IBAN'ı neydi? 2750. Yanlış IBAN yollama bir de bak. 2750 IBAN 158. İyiymiş lan o. Tamamdır. Aç kapıyı gardiyan. Başın mı ağrıyor? Kremini sür. Hop. Yavrum be. Hemen ATM'ye yapıştır zaten. Ne lan, o kadar para üstüne mi tutacağım? Dur lan, bende de çok varmış. Amına koydum, az önce sordum yok dedin. Piç. Yok lan, çok dedim. 300 dolar para bana göre fazla yani. Çadarlar malarlar amına koyayım. Motel parası veremeyiz. Nasıl geçirsiz miktar ya? Ha. Ha bakayım. Tamamdır. Top gibi geziyor etrafta ya. Şu kıyafetimi değiştireyim de hastaneden sonra. A, B, C, D, D, F, G. Ver o zaman şarkıyı. Hangisini? A, B, C, D, F, G. Kapıcı izlet. Evet. Kim bu? Ben ütenmez herif, kalk lan ya. Kalk. Tamam, bir daha bakamaz. Hadi gidelim. Ben bagaja binem. Amına koyayım, motoru kapat da inesim gelmiyor ya. Çok Necio, sen ya, ne yapıyorsun amına koyayım? Şu tipine bakar mısın be? Sen Şahap'la görüştün mü Naz? Evet, bekliyor ofiste. Oo, oğlum ben takım elbise giyeyim. Vallahi İşaretli ofisi. Bir şey giymene gerek yok Necla. Tamam. Ay tam da şu mesaj at. Geliyoruz yazdı biri bana. AFB dizi MC. Sana attım ona mesajı. Ya dur. Haydi haydi. Ne acelen var bu adam. Şurası işaretli. Vakit nakittir Necla, bunu unutma, vakit nakittir. Onu tamam, sikiyim, bu ne? Benim düşündüğüm mü düşünüyorsun Necu? Yok, ben onu düşünmüyorum bu sefer. Sikerler. Doğru anlat diyorsun, işte. Sikerler. Devam et. Ne oluyor? Bence o ne? Darbe yapıyorlar, darbedir. O... Siz ne düşündünüz? O helikopter. Drone. yürüyen araba. Uçan araba diyemedim ama buraya gel. Nam 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 nam. Kiss me mommy, arkadan önden. Nerede bu Şahap'ın girişi? Şahap'a nereden giriyoruz? Buradan. Gözlerim buradan. Bir kendine gelsin de. Buradan mı giriyoruz Şahap'a? Hayır. Sana... Alttan mı giriyoruz? Hayır hayır. Hayır. Dışarı çık, dışarı çık. Nereye? Necu tarif et. Bak. Çık dışarı, aynı geldiğimiz yere git. Çık dışarı. Çık. Arabayı sağda boş bir yere koy. Efendim, yabancı bir için yaklaşıyor. Sağ koy, sağ. Ay oğlum girsene sağa. Oğlum direkt buraya boyayacağım amına koyayım. Koy amına koyayım. Merdivenden çık amına koyayım. Ya çık oğlum şu arabadan çık. Şunu da şöyle arabaya içine atarsın. Hayır, senin bu ne bu yürüyüşler, böyle ne bu hareketlere bak.
Kral gibi yürüyorum oğlum, görmüyor musun? Ben de şöyle yürüyeyim de şeklimiz olsun abi siyah. Bana bak. Neco? Efendim? Biz buradan bir yer rakalamayız, ben sana söyleyeyim. Bu ekipten anlamayız, evet. Bu yürüyüş ne Neco peki? Gangsta yürüyüşü. Gangsta Neco diyorsun ha? Bundan sonra kim kimden yerse lan. Şahap Bey. Oh şöyle oturayım şuraya ben. Şahap Bey. Oh şöyle. Ha, sigara içiyormuş, aşağıya inin diyor, gelin. Ya yok, biz öyle herkes öyle ayak üstüne gidemeyiz. Öyle mi olsun bu seferlik? Gidelim bu seferlik, öyle olsun. Neyse paramız yok. Bana bana giyik. O neye reklamıydı lan o? Merhaba Şahap Bey. Merhaba. Buyurun. Merhabalar efendim, kolay gelsin. Merhaba, sağ olun. Fiyatları için görüşecektik sizinle. Şu an 3 tane var elimizde market. Hangisini düşünüyorsunuz? Fiyatları nedir acaba hepsinin? Navigasyonda yakında satılacak olarak işaretli marketler. Evet. 2 olan 750. Diğerleri de 350. 350. 350'likler iyi. Gibi. Bu 3 ve 4 ATM'li mi? Vallahi muhtemelen ATM'li. Olmasa da dibinde, yanında, sağında vardır. Bir tanesi kesimhanenin içinde böyle bir market zaten. İçeride böyle kasap falan bölüm falan da var. 300 kaç dedik? 350. 500'den düştü onların fiyatı. 350 diyorsunuz. Ödeme yöntemini ne kabul ediyorsunuz acaba siz? Nakit. Direkt nakit. Ama bir kefiliniz varsa bizim 2 adet kefilim var. Avukat ben yardımcı değil de. Gel gel Neco, buraya gel. Neco buraya gel. Evet, avukatınız var. Evet. Belirli bir peşinat ödedikten sonra bir kısmını vade yapabiliriz. Belirli bir peşinattan kastımız mesela minimum 200. 13.000. 13.500. Ya 150.000 versek kefil, neymi peşinat, kefilat neydi ya? Yok maalesef. Şimdi 200.000 peşinat alıp geriye kalan 150.000 içinde bir haftalık vade yapıyoruz. Şey yapsan, arabayı kapor olarak gösterse. Nasıl? Siz araba düşünür müydünüz araba? Yani üzerim Sultan Ares, Sultan Ares var bende. Burada fiyatını alırım. Yani çok şey yapamazsınız. Yani ben zaten hurda fiyatını alabiliyorum. Yani hurda fiyatı 100 binse ben onu böyle 105 bin, 110 bine falan alırım. Biraz daha bize bir şey yapsanız yani. Yani ne kadar bir nakitiniz var? Ya ben şimdi şöyle söyleyeyim. Arabanın alıcısı var. Ben daha yeni ev aldım. Ondan dolayı bir nakit sıkışıklığım oldu. Onun haricinde şu anda pek bir nakitim yok. Ondan dolayı arabamı direkt satıp markete yatıracağım o parayı. Yavaş yavaş da çalışıp hem arabamı geri alacağım hem de marketin kalan parasını ödemeyi düşünüyorum yani. Yani şöyle bir şey var. Full araba artı full isterseniz... Sultan Ares var bende de. Biliyorsunuz hurdacı da hiç umrumda olmuyor öyle full mul. 170 evet. Mi 180 mi ne veriyordu galiba? Yani ben de işte öyle çok hurdacı gibi biraz daha bende de durumlar şirket adına aldığımız için. Ya bir alıcısı vardı, açmadı telefonu, onunla bir görüşebilseydim. Bir tekrar bir arıyorum sizin yanınızda. Market bir yatırım zaten. Bir de benim herkesten alacağım var, öyle böyle değil yani. Herkesten alacağım var. Şöyle yapalım, siz bana bir 30-40 bin bir kapora bırakın. Bırakın. Ben marketin birini sizin için tutayım. Satıştan çıkartayım. Tamam. Paranızı toplayınca da alırsınız. Uygun mu? Olur, uygun. Yani bir 3 günlük süre tanıyabilirim size. Anladım. Yani 200 bin verirsek diğer kısmı taksit. 200 bin verirsek direkt markete alabiliyoruz. 30 bin verirsek kapora. Evet, 200 bin verirseniz marketi de size devrederim. Marketten de bir kazancınız olur bir miktar.
Tamam, o zaman biz bir marketleri gezelim ikisini de, size geri haber edelim. Ben size tamam, telefonunuzu alsam sıkıntı olur mu? Telefonum mu? Evet. Bakmam lazım. İlanlarda da var. Arabaya koydum galiba. Oradan kaydedebilirsin. İlanlarda varsa alabilirim. Oradan evet. Direkt kaydedebilirim. İlanlarda da var tabii. Fiyat arttı biraz da arabanın camı kırılınca. Tabii. Yakında satılacak 2-3-4 marketler satılıktır. İtirabarat için mesaj atınız. Şahap fıstıkçı olur. Bir daha söylesene. Bir daha söylesene Necio. İrtibarat desene bir daha. Yakında satılacak 2-3-4 marketler satılıktır. İrtibarat için mesaj atınız. İrtibat. Ben bulamıyorum onu. Heh şimdi buldum. Kör tamam. Kaydettim. Sen şu mesajı cevap versene. Sen şu mesajı cevap versene. Beni dürüst. Sen konuşacağız mi? Şimdi markete bak. O zaman biz gidiyoruz markete bakmaya. Ondan sonra görüşürük. Tamam. Siz bir bakın. Size sağ olun. Zaten. Sağ olun. Teşekkür ederim. Ben size direkt döneceğim. Görüşürüz. Tamam. Ben size direkt bugün dönerim yani. Aman buralardayım şimdilik. Tamam. Teşekkürler. Tamam, teşekkürler. Tamam. Rica ederim. Görüşürüz. Sağ olun. Görüşürüz. Amına koyayım, arabayı da anasının amına fark ettik. Bilsem buradan girerdim ya. Altını yapar gibi koşuyordun. Anam kesin iş olacak dedim. Kalk. Ulan arabayı nereye koyduk lan biz? Manyak. Sen şimdi benim soruma cevap versene. Bir dakika sende 150 biz bu arabayı ya, ne arabası? Markete yarra kalırız. Nasıl yarra kalırız? Nasıl almayı düşünüyorsun markete acaba? Ya beni bir dinler misin? Gel lan buraya. Ulan! Neco! Kandırdım. Seni Allah belanı vermesin. Benim. Ben bir Poyraz abiyi arayayım şehirdeyse dur. Ya. Ben seni nasıl çıkarayım buradan Neco? Tut elimi tut işte çıkarttın zaten. Poyraz abi! Efendim canım kardeşim. Abim nasılsın? İyiyim, sesini duydum daha iyi oldum güzel kardeşim. Abi ben sana bir şey diyeceğim ya. Bir şey diyeceğim abi yanlış anlamazsan. Tabi buyur. Abi borç olarak istiyorum da senden kaç çıkar? Ne için istiyor? Abi market alacağım da. Market alacağım. Evet vallahi bak o hepsini bir istemiyorum şey, ben. Tamam bir şey diyeceğim. Marketi kaça alacaksın? Abi 350'ye bırakıyor ya. Sende kaç para var? Yani arabamı falan satacağım. Market alacağım evet. Arabamı geri alacağım. Bir dakika lan telefonda konuşuyorum ama şu an. Arabayı alacağım, işte marketi alacağım abi. Tamam, şimdi Kahraman ben sana kardeşim dedim, sen bana abi dedin, yardım ediyorum dedim. Yardım evet. Ettim. Evet. Yine olsun, yine borç ederim. Abi şimdi, bak borç geri ödeyeceğim. Bir saniye oğlum. Şimdi evet, yine abi. Yardım edeceğim. Tamam. Şöyle yapalım o zaman. Bu marketi seninle beraber ortak alalım, ben de üstünü tamamlayayım. Tamam abi, bende 100 bin var, sen 250 bin verirsen olur. Amına kodumun adamı ya. Vallahi billahi bu kadar olmaz ya. Zorla sövdürüyorsun kendine kahraman ya. Abi ortak olacağız işte. Ortak olacağız işte. Şey yapalım. 350'yi ben vereyim. Ben senin yerini yönetirim. Markette, ben senin yerini yönetirim. Tamam. Markette sermaye diye 50-100 bin de sana vereyim. Markette mal koy. Ben seni yönetirim Öyle iyi olmaz mı? Olur abi. Senin de 350 çıkar mı? Kahraman. Bak çıkar damarıma mı? Basıyorsun. Çıkar mı? Benden 350 bin çıkmaz ama o marketi madem... Nerede o market? Hangi market abi? 200 bin yoksa... Bak ben sana güzel bir şey... Bir dakika abi bu Allah'ın tamam. Cezaları bir yere sıkıştı da şunları bir çıkarttım geliyorum araya. Ben şey sana konum atayım mı? Yüz yüze konuşalım. Ben konum atıyorum. Konum atıyorum abi. Tamam. Size Allah belanızı versin. 2 dakika konuşturmadınız Poyraz abiyle ya. Kolumu tut. Lan dur tutacağım kolumu dur. Adam öldü. Alamıyorum ki kolumu. Al işte. Dur. Tut. Sırtla beni. Tut. Gel şimdi. Kanama.
Abi bir daha, bir daha, bir daha, bir daha. Aptal mısın? Bekleyin, geliyorum. Oy, sen niye aptal? Buradan inersek, aman polise yakalanmadan şey yap. Yarrak, buradan inemeyiz. Buradan inemeyiz, yol lazım. Oğlum nasıl bağlanacağız oraya ya? Yol yok. Ha, şurada var. Böyle geçeceğiz. Böyle geçeceğiz. Seni vallahi belalı vermez. Öyle gelişim var. Otostop çekiyordum amkın çamarı. Gel yükle, yükle gel Neco, yükle gel. Gel kucağıma, gel kucağıma, gel. Adam eczaneye giderim de pansuman yaptırayım götüme. Allah, tersten niye geliyor? Arkaya uzan. Su var mı, su? Var, eririm su, ister misin? Az sende vardır su. Var da şu an üstümdesin, cebimden çıkaramam. Abi bana konum atsana, geleyim. Efendim Garo? Konum atsana, geleyim. Oğlum senin attığın konuma geldim ben. Sen bana o konumu atsana, ben kaybettim o konumu. Tövbe yarabbi, Resulullah kapat güzel abi. Haydi abi, bekliyorum. Zalim dünya ya. Zalim geceler. Uykular. Haram oldu. Gençliğim bak. Talan da oldu. Bak çok gençtim. Olmadı amına koyayım bu. Yanlış yere geldik ya. Yanlış yere geldik ya. Kahraman sen beni dinlemiyorsun. Ben sana bir şey anlatmaya çalışıyorum ya ama ben hallettim. Hallettim, ben markete alıyorum nasıl şu an. Nasıl hallettin? Poyraz abiye hallediyorum. İliklerine kadar sömürdün adamı. Lan borç alıyorum, borç alıyorum ya. Nasıl ödeyeceksin? Neyle ödeyeceksin? Odun balık. Şimdi. Bir tane fakir süpürge reklamı var, bilir misiniz? Fakir. Bir de fakir bizim şu anda yaptığımız değişik bir şey. Poyraz abiyle ortak olabiliriz. Ha. Arkadaş ne Poyraz'mış? Biz istesek vermez yemin ediyorum. Neco bir istesene ya. Poyraz'dan mı? Kardeşinin falan da böyle biliyorsun diyecek. Ya bir Allah, bir kıskanma ya. Aşağı burada. Param oldu. Bu kim lan? Abi geldim. Su ver lan. Selamünaleyküm. Abi şimdi ben konuştum. Olayı falan bir söyleyeyim sana. Güzel kardeşim, bir selam versen. Hal hatır sorsan. Selam abi, dedim abi zaten. Aleyküm sen duymadın. Nasıl Poyraz abi? İyi misin? Sağ abim sağ ol, benim be. Abim kardeşim. Benim be. Benim abim bir emniyet atıştasın. Poyraz abi nasıl para isteyecek? Abim benim be. Poyraz abi. Her ne? Neyse. Aha. Hep ona mı abilik? Hep ona mı abilik? Hepinize, hepinizin abisiyim. Bir saniye. Bu ne? Neyle? Sanırım neyine? Birisi kaza yapmış. Yalan geldi, yalan motor geldi. Motor devrilmiş, benzin akıtıyor. Allah kahretsin. Yalan geldi. Ya. Bir şey diyeceğim. Öndeki aracı takip edin arkadaşlar, acil. Öndeki... Komutanım çok susadım. Nasıl yani abi? Topu var mı? Bir kuyun 61. Olacak. Son gelen acil gel, destek çağrısına konuş şeklinde yöneliyorum, tamam. Abi nereye gidiyor? Takip edin beni. Takip ediyorum. Ben de neonları açayım, polis gibi olsun. Çam çam çam. Atla Neco. Su da ver, su da ver. Tamam tamam. Aha, adam. M1 kahro peşte, tamam. Çakarları dur, ben çakar ses açayım da gaza gelsen azıcık. Aç sen de. Aldı mı? Allah kahretmesin, yaptıkları şeye bak. 45-40 merkez takipteyiz, tamam. Bir adım C'den Neco konuş. Özür diliyorum. Devam et abi sen.
O ne biçim geniş? 12 bölgeye vardı, kontrol edin. Ne oldu? Allah! Vay yaklaşma, vay yaklaşma, dur kaç! Anlaşıldı, bölgeye gelen ekipler. Motordan uzak durun. Acun gel böyle. Ne var? Vallahi benzin akıtıyor. Ben şu arabayı çekeyim de. Vallahi benzin akıtıyor. Bir şey söyleyeceğim, vallahi benzin akıtıyor bu. Yolu trafiğe kapatalım, evet. Evet. Hatta Alfred. Evet efendim. Departmana dönüp sağla, bir tane flatbed'le veya flatbed'le gelsen. Tamam. Hadi canım. İnşallah bir sakatlık çıkmaz. Evet, biz geldiğimizde zaten motor buradaydı. Ya siktir git, gel şuraya ya. Hareketlere bak. Evet. Abi ne olmadı mı yani? Kokucu Neco. Evet. Yalan geliyor dedin. Evet. Buyur abi. Hani yalan? Yok, ben yalanla işim olmaz. Yalan geliyor diye bir cümlede. Koyradolu Türk ömrü hayatında yalan konuşmuş mu ki sana yalan konuşsun? Hayır. Aslında. Bölge korumadı, tamam. Nasılsın abi? İyisin değil mi? Vallahi abi diyen geliyor. İyiyim kardeşim, ne yapayım işte. Çoluk çocuk nasıl abi? Çok şükür iyi. Delikanlı. Çocuğum, hanım, ikisi de iyi. Bir yaramazlık yok. Vallahi çok sevindim. Efendim delikanlı. Arkadaşlar vallahi evimizden biraz çıkarsak çok kalabalık yapmayalım. Bana deme hiç nasılsın deme ya. Bana hiç nasılsın deme. Buyuruz abi, hiç deme bana nasılsın diye. Nasıl? Hanımefendi, hanımefendi. Kurbanım olayım, ağlama. Hanımefendi birazcık uzakta ağlayabilirsin. Yani olay yeri kalabalık olmaz. 50.000 dolarım olsun gerçekten. Çok iyi olacağım, biliyor musun Boyraz abi? Ayarlayacağız kardeşim. Bir dakika abi. Beyefendi devam eder misin lütfen? Burası bir olay yeri. Lütfen kalmasın, devam edin. Devam edin lütfen beyefendi. Teşekkürler. Tamam abi. Efendim. Müslüme bakalım mı? Buraya flatbed geliyor. Acun da burada zaten. Kime bakacaksınız? Sen gel çavuş. Evet, buraya bir flatbed takalım ya çavuş. Bu shotfire geldi. Arkadaşlar buraya bir flatbed. Oha. Efendim abi. Nereden? Çavuş. Ya o şeydir ya. Neydir? Neydir acı? Boşver. Neydir şey yine? Çavuş. Efendim? Neydir diye soruyor bir dakika. Efendim güzel kardeşim. Arkadaşlar tersiz gereksiz kullanmayalım lütfen. Ya Neco seni Allah belalı versin. Bir sus ya. Kahraman. Allah Allah. Efendim. Beni takip edin. Nasıl yapmış gibi yürüyebilirim? Geleyim abi. Dur! Abi kesiyorum cezayı buna! Nereye? Gelsene! Neco! Neco'yu da al gel! Efendim? Neco bir atla, Allah senin kahretmesin ya! Teşekkürler arkadaşlar. Ben seni kucaklayayım. Devam edebilirsin. Önemli değil, bizde M1 out. He. Neymiş efendim, tersizi gereksiz kullanmayalım mıymış be asikti onarım. Onana avradınız sikim, o neydi öyle? Bir şey söyleyeceğim, ne kadar verecek Poyraz abi şimdi kanıca? M1'den 44 net bir şey, bir konum alabilir miyiz lütfen, teşekkürler. Hemen atıyorum, hemen ya. Atıyorum. Teşekkürler. Hareket halindeyiz. Teşekkürler. O tersiz kodu o işte, M1 kahramanın kodu. M1 kahramanın benim. Kodu mu? Aynen, G2 benim mesela. GAP2 mesela, GAP2 konuşuyor dediğimizde G2 konuşuyor. 34 Lincoln, 10-30, tamam. Lincoln ne Allah aşkına, ne Lincoln ne Allah aşkına söylesene. Solo devriyeydi, öyle bir şeydi. He, yalan. Lincoln demek unicorn'un boynuzsuzu işte. Ya Neco. Allah Allah. M1 konuşuyor, biz size yakınız da siz öyle basıp gittiğinizden dolayı biz sizi yakalayamıyoruz. 44-70. Dur, son bir daha konum atıyorum. Acele gel. Tamam, anlaşıldı, tamam. Anılar. Oo. Bu sana para vermeyecek bu gidişte. Soyup soyuna severim mi? Diyemedim lan. Ne oldu burada? Herkes nerede? Kim bilir? Dur! Dur! Kenan dedi! Dedi! Kenan dayı! Karın namına dur yoksa sıkarım! Bırak kaçsın! Abi dedi. Dur bak! Abi dur bak, yapma öyle şeyler! Dedi! Ya o durur Kenan var, görünüyor! Dedi! Dedi! Ne oluyor?
Abi adam açıyor takipteyiz şu anda. Hangi adam? Delik, evet, senin aracın çaldı. Kenan'dayız, senin aracın çaldı. Kim? Kenan'dayız, senin aracın çaldı. Arkasındayız şu anda. Dede dur dede. Dayı dur bak, yapma diyorum sana ya. Oğlum Müslüm'ü kaçırıyorlar ne yapayım? Müslüm'ü kaçırıyorlar mı? Kurtarmam lazım. Kenan değil, kaç, miyim? Kenan kaç. Geliyor mu? Kim geliyor dede mu? Dede geliyor, geliyor Müslüm geliyor. Bak koşuyor arkada, sana koşuyor Müslüm. Tabi gördün mü, senin gözler Poyraz görmüyor abi. Kataraktan. Poyraz abi biz takibe devam edelim, M1 konuşuyor. Bana konum at, ben geleceğim. Arkandayız abi bak. Arkandayız abi. Dede. Çek sağ, çek sağ. M1 konuşuyor, çek sağ. Dede dur dede. Etrafım sarıldı dede. Bu Kenan komutan, bu Kenan komutan. Mahro konuşuyor, birinci arabayım, tamam. Ya inanılmıyor. Necil çal, Necil tam sırası çal. M3'ten G2'ye kişinin takip halindeyiz, tamam. Kişinin plakası LZ3-302. Takipteyiz, tamam. Aradan çekil. Ya dedem ya, o şimdi gözleri falan kararır onun. Çarpar da bayırı, bir şey olur adama. Ya ne oluyor? Hızlı git kanka, hızlı git. Biz neye gideceğiz? Lan nasıl hızlı gideyim, iki tane araba kovalıyor adamı. Ay gitti dedeme, bir şey olacak. Lan nasıl sürüyor bu arabayı? Dedem de tur ehliyeti var, tur. Dede. Açayım onu, açayım ben. Kenan dayı dur diyorum sana, Allah'ını seversen ya. Vay benim ya buraya. Kişi yetkisiz hale getiril, tamam. Oğlum kafam güzel. Ne oluyor lan? Lan. Tamam. Dede. Uzaklaş, uzaklaş, uzaklaş. Dede. Hanımefendi uzaklaş. Bir şey yapmaz o. Yok masanın bir şey yok. Hanımefendi uzaklaş. Tamam yapmaz. Alayım arabayı. Benim de onları kapatıyorum. Dede. Alfred. Yaşlı bey amcamızı alıyorsun. Ters kelepçeleyip arabaya bindiriyorsun. Departmana götürüp ifadesini alıyorsun. Verilebilecek en ağır ceza neyse. Bak. Her şeyi ekle. Tehlikeli ya, kuruş, ışıklardan yapmayın geç. Yapmayın ya. Yaşlı adam. Ne ağır ceza attı polis bey. Her şey. Polis aracı çaldı polis. Her cezayı ver. Neden? Gönder hapse gitsin. Nasıl gelsin. Hadi anlaşıldı. Kenan dayı. Kenan dayı bir 100 yıla görüşürük. Ciddiyetine varın artık. Polis aracı da çalmaz ya. Kenan dayı abilere selam, çatışmaya devam. Yaşlı adam ne anlasın ya. Ay bağırma bir şey oldum. Kenan dayı için saygı duruşu. Ay iyi misin dede? Sen onu kaldırıp keşke öyle. Ya geçmiş olsun. Ya dede. Tamam sakin olalım. Dede. Sakin olalım. Acun. Rica etsem hanımefendi uzaklaşır mısınız? Tabii. Sen bu araçla cruiser'la arkadaşı götür. Beyefendi. Anlaşıldı. Alfred. Evet. HSU sende. Ben Will kardeşimin çaldırdığı aracı geri tamam. Alayım. Rahat tamam arkadaşlar, tamam rahat rahat rahat. Siz gerçekten vicdansızsınız Poyraz Bey. Değil mi? Keşke kanunları uygulamasam. Çok yaşlı adam, ne anlasın o ya. Aynen gerçekten öyle. Şimdi şurada 86 yaşında bir insan GS size bir şaplak atsa kaçsa. Çok yaşlı bir adam diye mesela ben tahmin ediyorum. Hayır, şaplak atmaz ya. Niye şaplak atsın ya? Peki polis aracı mesela 86 yaşında bir adam polis aracı çalsa gereken işlemleri uygulamayayım mı? Ya ama bir defa da polis aracı falan çalmaz değil mi? İşte gördün mü? Ya öyle dedem olmuyor. Yapmaz öyle şey ya. Allah şu bu nereden geliyor bu ses ya? Allah'ını seveyim biz. Necocuğum bizim şeyleri çakalları kapattım. Bizim kapalı kapalı. Neco vallahi garip garip hareketler yapma. Yeminle vuracağım şimdi. Bir dakika ya. Domalık şey, durma lan artık. Kahraman ne diyor bu? Oğlum bunu da sinirler. Sinirleri bozuldu sinirleri. Neden gitti yani Poyraz Bey? Abi, ben Poyraz artık abi. Size karşı gerçekten çok kötü düşünmeye başladım. Poyraz yani abi, yok yaşlı adamı ama? Yerlere falan attınız böyle. Hiç mi vicdanınız sızlamadı? Yalnız Allah'ını seversen ağlama artık. Ağlama, yeter ya. Ağlama ya.
Ya bir gözümü seveyim ağlamayı. Yemin ediyorum bu şehir senin ağlamandan geçilmiyor artık ya. Bu şehir beni boyuyor be. Vallahi. Tamam bu defa. Ağlamıyorum ama eve gidince ağlayacağım. Ya bir sus Allah'ını seversen bir sus artık yeter ya. Abi sıkıntı yok her şey kontrolüm altında Poyraz abi. Harama adamı ne biçim yakaladın lan? Abi öyle bende. Oğlum senin departman almamız yok mu ya? Vallahi yok alalım, alalım, alalım. Direkt sizin nüfusunuzu alalım Poyraz Bey. Dedem hapislerde sürünsün, kahro abi bal kaymak yesin. Departmana alışınız var mı? Valla Kahraman, acayipsin oğlum sen ya. FBI gibisin ya. Nasıl ama bütün araç takip falan? Valla özel kuvvetler gibi, adamı da kaybetmedim. Orada o zıplayış, valla bravo. Var var, bende var böyle bir şey. Benim bu yakışır ya. E aynen öyle abi, abisini şimdi, görür. Naz kardeşim. Kardeşin al. Valla bravo. Naz kardeşim. Evet. Bak güzel kardeşim. Bu yaşlandığımız var ya. Bundan yaklaşık evet. UTC 2 gün önce falan bakıyorsun değil mi? Evet. Bu ara yaşlı amcamız trafiğe çıkmış, ehliyet yok, kimlik yok, araçta ruhsat yok. Ama yaşlı başlı adam, tamam idare ettim. Hakaretler etti, idare ettim. Dur lan. Allah, arabayı da tokatlamazsın ya, neyse. Hepsini idare ettim bak, valla ağzımı açmadım. Memurlara işlem bile uygulatmadım, uyarın geçin dedim. Ama bugün yaptığı olay başka bir olay. Şimdi ben burada buna işlem yapmazsa, her yaşlı başlı insan ondan sonra gelsin polis arabasını götürsün. Hayır çok bencil düşünüyorsunuz. O sadece arkadaşını kurtarmak için gitti. Müslüm için gitti oraya. Evet. Müslüm nerede abi? Söyledi. Müslüm'den Müslüm bahsediyordu. Kurtarması gerekiyordu. Müslüm'ü kurtarmak aynen gerekiyor dedi. Vallahi onun doğru sebebi söylemiş vardı gitmek çünkü için. Çok mantıklı bir sebep. Müslüm'ün kurtarılmaya ihtiyacı var. Çünkü Müslüm o ara bana molotof atmakla meşguldü. Dolayısıyla Müslüm'ü evet kurtarmak için. Tamam aslında Müslüm kurtardığında sizi de kurtarmış olacaktı zaten. Yok Müslüm molotofu başarıyla atmıştı. Sen yanıyordun yani. Yok araç yanıyordu da çok şükür canımda bir şey yok. İyi bari. Yani bilmiyorum ama Poyraz Bey yaşlı başlı hele özellikle şu. Ya ey Naz yaşlı başlı adam her şeyi yapsın o zaman yaşlı başlı adam. Benim vicdanım el vermiyor o görüntüye bilmiyorum. Şöyle bir kenara geçelim. Vallahi al vicdanın el veriyor mu buna al. Oğlum. Bir saniye. Nasıl? Ulan... Naz kardeşim ne yapıyorsun? Naz bir dakika ne yapıyorsun sen? Tamam ağlama sen niye vuruyorsun yaşlı başlı adama? Ama böyle bir şey olmaz ki ya. O yaşlı değildi. Olmaz mı ya? En az 50'si var mı orta yaşın üstünde? Tamam bir şey olmadı bir şey olmadı kalk. Kahraman ne yapıyor? Bir şey yapmıyorum bir şey, abi. Şöyle bir gelelim şuraya tamam. Hangi? Sandviç aldın da şu. Afiyet şeker olsun. Bu aralar abi havadan mı sudan mı acayip acıkıp susuyorsa farkında mısınız? Evet. Kaç parada kalmıştık en son? Ben de onu anlamadım abi zaten. Artık yemin olsun. Şimdi abi seninle ortaklaşa mı giriyoruz bu markete? Kardeşim yani ortaklaşa alalım yarı yarıya geliri bölüşelim. Verelim 175-175 tamam mı? Geliri bölüşelim kaç para kazanırsak yarı yarıya. Sende kaç çıkar şu an? Kardeşim benden kaç istersen o kadar çıkar. 300 çıkar mı? Ya benden 300 çıkar da 300 için çok zorlamam lazım. O kadar zorlamasak iyi olur. 150 çıkar mı? Zorlasam çıkar. Nasıl senden kaç çıkar? Bana ihtiyacın yoktu. Poyraz abi vardı. Bir şey tamam yani tamam, sen dahil olmuyorsun yani. Bir dakika. Naz Kahraman. Efendim üç abi. Üç kişilik ortak olmaz ki. Siz iki ortak ikiniz olmayacaktık bana, ki zaten. Dur daha mantıklı bir teklifle evet geleceğim. Siz bana abi dediniz. Bağrınıza bastınız. Allah razı olsun. İkiniz de benim kardeşimsiniz artık. Evet. Şimdi şu satlık 2 tane market var mı? Var abi. Evet 2 tane 350 bin, 1 tane 750 bin var. 750 bin şehir içi, 350'ler kasabada abi. Peki kasabadaki 350'yi bak, 350. 2 tane market alsak, birini senin üstüne, birini Naz'ın üstüne yapsak. İkisini de seni ortak yapsak. İkisinde de üçümüz ortak olsak. Gelen paraları 3'e bölüp bölüşsek. Nasıl plan? Naz alamaz ki. Ben ortak olamıyorum. Niye? Naz'ın marketi var abi. Naz öyle göründüğün gibi değil. Nerede senin market? Naz market şu villaların lüks villalar var ya. Etiler bebek falan orada yani. Varsa beklerim suyu 10 dolardan satıyorum. Ama Kahraman bir 10 bin versin. Normalde 20 bin. Etiler öyle yani. Kahraman bir 5 binin var mı? Tamam o zaman Kahraman. Efendim. O zaman da var aslında şey yapabilirse bak.
Senin arabayı satarız, tamam mı? Benim arabayı mı? Evet. Bunu satarız. Ya bir şey söyleyeceğim. Abi Çavuş Denizi biliyor musun? Çavuş Denizi. Çok iyi bilirim. Çavuş Deniz Sultan Ares almak istiyormuş da ulaşamadım ben. Hemen arayalım. Bir mail falan da geçsin abi Çavuş Denizi. Kahraman sen arabasız ne yapmayı düşünüyorsun? Ya ben her türlü araba bulurum ya. Anla valla aynı anda aynı şeyi söyledik. Çok her türlü araba çalar mısın? Anlamadım. Araba bulurum, niye çalayım ya? Devletimin güzel abisi Poyraz abim varken. Nece sende araba var mı? Mail gönder. Var. E tamam bitti ha işte araba buldum. Benim karnım aç ya. Neco. Şöyle bakayım efendim. Bekle. Aha. Komutanım. En kötü lan senin motor alırım ya, bir şey olur mu ki ondan? Komutanım. Efendim. Ben çok sevmedim buyurun onu. Kullanmak istersen. Hangi şey motoru? Alayım. Bati miydi bir şeydi. Gel buraya Neco. Lazım gel. Al şunu. Alayım. Oh popkek mi? Naz bana o motoru versin hala. Asaj kontrol kodu aldı. Teşekkürler. Evet abi. Evet, Kaan yardım lazım kardeşim. Şimdi bak bir dakika. Bu şimdi Naz alamıyor. O zaman var ya bu. Neco senin dediğin marketin var mı? Yok. E tamam Neco'yu alak. Üçüncü ortak olarak mı? Üçüncü ortak Neco. Neco'nun parası var mı diye bir sorsana Kahro. Neco paraya paran var mı? Kaç para lan? 13.000'i var. 13.000 dolar var abi. 13.000 dolarla marketing o süt dolabına bile zor ortak olursun aslında. Ya sıkıntı ben değil. Kaç para lazım şimdi? Kaç para var lazım sende? Kaç para var? Buluruz oğlum ben para kolay. 100.000 bulabilir misin? 100.000. 100.000. Bir dakika oğlum kişi başı 250.000 koyacağız işte ya. Abi ben nasıl 250.000 koyacağım kişi başı? Arabanı satacağız. Ya demek ki bulabilirsin. Benim en kötü günümde bana yardımcı olurdun. Bulamam bu arada bakarız. Güzel. Dur bakayım Çavuş, ben benim gibi bir yardım demek olacak. Demek ki kim para, dost kim düşman görüyoruz. Para yok yok. Para. Para yardımı olacak. Var mı para? Yok Çavuş maalesef. Yazıklar olsun. Şu an herkes kasasını döksün ortaya. Kahraman kaç paran vardı senin? 150 binin mi var? Bankada 11 bin var. Ya tamam. Ya yalan söyleme. Vallahi 11 bin var. Yemin ediyorum. Ulan ev aldık ya. Ne aldı? Ev aldım abi. Ben sana evin anahtarını verdim. Ev varken niye ev alıyorsun? Sen manyak mısın? Ev al ya? Ama Grove Street'te manyak bir mahallede aldım evi ya. Tabii. Ya, iyi ya. İtin kopun arasında abi, iyi yapmışsın. Ya. Orada seni yaşatırlar mı? İçinden geçerler. Ben orada yaşarım. Ben orada yaşarım. Yaşarsın, yaşarsın. Abi bu benimle dalga geçiyor ya. Oğlum arkadaş değil misin? Arkadaşlar dalga geçer. Efecan. Aha! Efecan! Kardeşim benim. Efecan Allah'ın varsa bana şu 58 bin at. Vallahi lazım şu an ya. Ne alacağını söyle. Market alacağım oğlum. Şu an 58 bin alsan direkt gidip markete alıyorum ya. Şimdi bir şey söyleyeceğim. 200 atıyorum bir bak. Nereye alacağız? Efecan. Kasabadakilerden birini alalım. Efecan. Haftalık geliri bir şey söyleyeceğim. Alalım derken şimdi kim alıyor? Ben alamıyorum. Ne oldu lan hat mı kesildi? Alo. Ha tabii canım. Alo. Allah hayırlı görevler versin. Lan sesin gelmiyor. Ne zaman ihtiyacım mesaj olursa mesaj atıyorum. Buradayım. Tabii ki Çavuş her zaman. Bir anonsun yeter. Hadi kardeşim kolay gelsin. Sağ ol Çavuş. Tamam şöyle yapıyoruz o zaman. Şimdi. Alo. Alo. He şimdi geliyor sesin. Ne alacaksın ki? Market alacağım iki tane ya. Kim? İki tane mi benim amı ya? Şaka yapıyorum lan ben almayacağım. Neco'ya da alacağız da ben kendi paramı ödeyemiyorum. Am kimden alıyorsun onu söyle. Şahap'tan. Tamam o benim amcam. Yani. E ben Şahap'ı o zaman 58 bin senden yazdırıyorum. Ben şimdi ararım amcamı söylerim ona sıkıntı yok. Tamam söyle bana bir geri dönsün hemen. Neredesin sen gelsene Şahap sen amcanın ofisine. E tamam gelelim o zaman. Tamam siz Şahap amcanın ofisine gelin orada konuşuruz. Tamam geliyoruz geliyoruz hadi. Poyraz gelin abi hadi. Ben Naz Neco geliyoruz şu an. Nereye koyayım? Aynen. Başka var mı? Alaydınız 3-5 kişi yok, daha. Yok yok. Yok hayır geliyoruz. Nereye gidiyoruz korkunum? Abi Şahap'ın ofisinde Efecan var. Efecan evet. Bana 58 bin borcu var. Efecan diyecek ki Şahap amcası ya Efecan'ın. Evet. Efecan 58 bin benden say diyecek. Şimdi 58 bin buldum.
Tamam. Arabayı falan daha vermeden. 13.000 bende var. Anladım. Pardon, 11.000 bende var. 11.000. Arabayı şimdi Şahap alır zaten ama Çavuş Deniz'e bir ulaşsak belki daha fazlasına satarız. Dur bir saniye, şu maillere bir bakayım cevap yazmış mı? Bak bakalım. Şahap bu arada canlı parayı görmeden vereceğini sanmıyorum. Efecan falan sanmıyorum yapacağını. Yok yani. Ben konuşurum dedi. Efecan halleder. Ertuğrul Murteza 535 yıldız, onu ben dolduracağım demiş. Çok teşekkür ederim kralım. Belki 195 yıldız. Chat diğer yayın hallediyoruz abi demiş. Neyi bir daha söyler misin? Sana 100.000 borç veririm, 110.000 olarak geri alırım. Vallahi ben şu anda bir dakika ne yaparsın ne yaparsın? Canlı tefe. Çavuşun gözü önünde. Bir dakika ben buna okeyim. Bir dakika ben buna okeyim. Tamam. Abi bir şey diyeceğim. Denizde para yokmuş. Bir şey diyeceğim. Tamam. Efendim. Ben o zaman bir marketi kendi üstüme alacağım. Evet. Diğer marketi sen, ben, Neco ortaklaşa gireceğiz. Ya karama senin yaptığın ticaret. Kendi marketin olurken ortak ya. Giremezsin. Niye abi? Güzel ya. Kardeşim sen ağlayamıyor musun? Tamam biz seninle de ortaklaşa giremeyiz ki o zaman. Giremiyorsun. Bir market hakkın var. Devlet izin vermiyor. İkinci peki bir ortakla ikinci bir market. Biz seninle de yapamıyoruz o zaman. Peki biz iki market işte, alıp iki kişi ortak olamıyoruz mu? Ona da mı izin vermiyorlar? Olmuyorsunuz. Ya şu niye bir marketi Poyraz abi alacak, bir marketi ben alacağım? Ya öyle bir şey olursa ben direkt ikinci markete okey. Ben bir sorayım Şahap Bey'e. Bir şey söyleyeceğim. O öyle bir şey varsa ortaklaşa tek bir market alabileceksek abi bulup buluşturalım. Ben bir Efecan'ı bir arayayım dur. Ben bir Efecan'ı bir arayayım sorayım. Şahap Bey belediyenin şeylerini kanunlarını bilir satıcı ya. Bakalım ne diyecek. Şahap Bey görmüş geçirmiş bir beyefendi ya. Açmıyor. Mesaj attım. O zaman o şeye gidelim, ofisine gidelim Ahmet. Hadi gidelim. Neco ben şeyle geleyim. Merhaba. Selamlar. Merhabalar. Aynı yere gitmiyoruz mu? Of çok şükür ya. Bacaklarım ağrıyor. Güle güle. Efendim. Ne yapıyorsun? İyi valla bir şapın yerine dükkana gideceğiz ya. Eğer Şahap derse ki yasalar izin veriyor. Ben ortak olurum direkt. Karo. Ya ben sana o parayı öderim geri ya, sıkıntı yok. Ya parasız şey değil. Hani ben ortak olursam çok daha güzel olur açıkçası. Ya güzel olur değil mi? Paran da olur cebinde. Evet. O ne güzel ama ya. Nerede? Diğer tarafta mıydı? Diğer taraftan girelim ya. Diğer taraftan çıkış daha kolay. Aha buralardaydı. Aha burada. Ya amca ne yapayım? Araba maraba falan filan. Araba bir iki ticaretimiz oldu da. Ya amca işte konuşuruz onu sonra. Tamam çalışırım ne yapayım? Tamam o zaman. Ofisin oradalar senin. Haberin olsun. Gelsin mi Karaman abi? Gelsin gelsin. Alacaklarmış işte. Gel. 58. Ne 40'ı? 58 dedim ya. Neredesin? Bahattin şeydeyim. Market alacağız. Tamam. Kimden alıyorsun? Çaptan. Konum at. Tamam. Şahap'ın yerine gel emlakçı. Tamam. Evet tamam. Görün. Haydi. Şey girişindeyiz. Ön giriş. Tamam. Haydi. Şimdi geliyor amcam. Tamam 58.000'i senden mi kesiyor? Evet 58.000'i benden kesiyor. Bu arabayı satacağız galiba ya. Bir dakika. Nasıl sen kaç verebilirim dedin bana? Kanka motoru satacağız işte. 100.000 mi motor? 45 var 100 çıkarız. 100 çıkar olur ya. Tamam gel hemen satalım motoru. Şimdi gidelim. Komutanım buradayız. Selamünaleyküm.
Poyraz abi biz motoru satıp geliyoruz. Yeğenim ne yapıyorsun? Amcası. Motel altı garaja gel. Ben sana onu zaman zaman şey yaparım, öderim ya. Ya muhtemelen şey zaten belediye izin vermeyecek yasalar diye biliyorum. O yüzden bence de şey ortaklaşmaya izin vermeyecek. Ama bu marketi alırsam ben rahatlarım diye düşünüyorum yani. Çok yani ilaç gibi geliyor market. O yüzden hiç düşünmeden her şeyden önce market alabilirsin. Ek gelir en nihayetinde kahraman. Evet. Peki bu 750 binlik marketin getiriyle diğerinin aynı mı? Değil tabii ki. Mesela? Bir şey söyle. Dursana. Ben 750 binlik market yerini bir şey yapacağım, soracağım. Eğer izin verirse motoru bir durdursana. Motoru durdurdum belki. Da. Hayır ben şey diyeceğim. Eğer 750 binlik market iyiyse ben 750 binliği alacağım. Ya neyle alacaksın sen 750 binliği? Nasıl çıkarırsın o kadar parayı? Ya sen ne karışıyorsun Allah Allah ya. Tamam bir soralım günlük ciroları ne kadarmış. Dur motoru alayım. Ona göre zaten. Abi. Efendim abi. Bu marketlerin günlük ciroları değişiyormuş galiba fiyatına değişiyor, göre. Değişiyor. Ondan kim? Dolayı ben de diyorum ki eğer güzelse 750 binliği alalım. Güzel kardeşim ben sana ne söylüyorum sabahtan beri. Tamam 750 binliği alalım. Siktir et 350 binliği. Tamam şimdi ikimiz ortak tek bir market alabileceksek onu aldıktan sonra ikinci bir market alamayacaksak bulup buluşturup 750 binliği alalım diyorum ben. Ben de yo direkt 750 binliği alalım. Onu kaçırmayalım. Onu kaçırmayalım o zaman. Onu kaçırmayalım. Direkt 750'yi tamam, alalım. Onu direkt 750 alalım olmazsa. Ben de onu diyorum, ben de 750 alalım. Ben de aynı şeyi konuşuyorum. Ben de aynı şeyi konuşuyorum. O zaman onu alalım biz. Şahap zaten bu arabayı ben alırım dedi de çok ölü fiyatını alırım dedi. Yani atıyorum hurdacı 150 mi veriyor? Ben 160 veririm dedi yani. Olmaz oğlum ben Şahap'la konuşurum. Şahap benim kardeşim, beni kırmaz o, tamam. Tamam haydi geliyorum şimdi. Tamam hadi bekliyorum. Evet. Kaç veriyor? Peki, 60 veriyor kahro. Bunun normal fiyatı kaç? 90. Ver ya, iyi veriyor siktir et. Şimdi sen bana bir IBAN at bakalım şeye. Kaçtı benim IBAN? 156. Beni bir bankaya götürmen lazım. Çantayı aldın mı yanına? Evet cebimde para. Cebine nasıl sıkıştırdın acaba 60 bin doları? Tek yüzlük onluk vermiyor herhalde. Ne yapıyor? 5000'lik mi veriyor? Öyle banknotlar mı? Tabii benim göç cebim okyanus gibi. Tamam şunu bir geç koy ben. Çaça! Aramanım. Çaça. Param var mı? Acil lazım. Acil. Şu benim 20 bini atsana. Para bitmez. Lan ciddiyim. 750 binlik market alacağım. Ciddiyim. Alo. Çaça. Ya. Çaça. La. Ay amelisin. Ya oğlum. Alo. Kapatma şunu atma ya. Market alacağım market. Sen içtin mi lan? İçtin mi sen? Kokusu mu geldi ağzıma? Tamam bankası bankanda kaç para var? 250-300 bin dolar var. Ananın amı. Nerede 250-300 bini biriktirdin acaba? Bana ne kadar atabilirsin borç? Sana borç çok önemli. Atan... Çok önemli. Bayağı önemli. Ödeyeceğim. IBAN'ı ver bakayım, IBAN. Tamam ne kadar atabiliyorsan at, IBAN... Tüm paramı atacağım 156, sana. 156 IBAN. Tüm paramı atacağım sana, kapat. Tamam evet. Sen de atsana hadi, üzerimde dursun. Ne IBAN 156 miydi? Evet. Kaç attın amına koyayım, görmedim, dur bakayım. 200 bin doları para gönderdim sana. Tamam ben hepsini harcamamaya çalışacağım ama halledeceğim dur. Tamam. Gönder. Hadi bay bay.
Aklını şş. Kafanı sikeyim. Bir şey diyeceğim. Neredeler? Ya amını siktiğim. At diyorum at. Geri ödeyeceğim diyorum ya. Oğlum 200 lan 20 bin yolladın. 20 bin. 180 bin daha at. Tüm param o lan. Nasıl tüm param o? Gördüm çatanla görüyor amına. Lan haydi çaça haydi. Vallaha bak. Lan haydi sen tuşlara biraz fazla bas gelir o haydi. Allah belamı versin tüm para o. Fazla bas tuşlara fazla bas. Lan Allah belamı versin tüm para o. Tamam Kur'an o zaman çarpsın. Siktir et tamam siktir et. İki çift çatalı görüyorum 250 bin var sanıyordum ben. Tamam haydi. Gelin az haydi girek. Abi kapıdan giriyorum. Tamam hadi. Selamun aleyküm, kolay gelsin. Aleyküm selam. Merhaba. Ne yaptınız, baktınız mı? Şimdi Şahap Bey, benim bir sorum olacaktı da siz bilirsiniz. Uf, manzaraya bak. 750 binlik marketin günlük geliri kaç TL, kaç dolar? Bir de 350 binlik marketin günlük geliri kaç dolar? Sabit gelirleri aynı. Onun haricinde o 750'lik olana normal... Halkımızdan insanlar da uğradığı için. Sabit gelen para aynı yani. Sabit aynı. Yerlilerden günlük ortalama gelen rakam. Üstüne bir de bizim halkımız uğruyor markete. Yani 10 falan oluyor. 10-12 bazen 8-9. Değişiyor. 350 binliği alalım. Ya şimdi tabii. 750'ye alırsan uğraşıp duracaksın. 350 binliği alalım. Koy, bilmem hiç gerek yok. PR yaptırdığına bağlı. Uğraştığına bağlı. Ya, size... Hayır şimdi şehirde marketler yeni yeni türese tamam mı da şu anda çok zor o bayağı zor yani. Açıkçası oranın müşterisi vardı zaten bir sıkıntıları oldu onu bekliyoruz. Orada da müşteri çıkarsa. Oranın ATM'si yok diye hatırlıyorum değil mi? Evet oranın ATM'si yok. Tamam ben 350 binliği alayım ya. Hangisi? Bak ya. Bak ya. Abi 350 binlik daha mantıklı. ATM yok. Adam alayım başka markete gidiyor. Alayım diyorsun oğlum. Alalım. Eyvallah. Şimdi alayım. Peki bu Şahap Bey ben size oğlum. Şunu sorayım. Kusura bakmayın birazcık heyecanlıyım. Yok, ondan dolayı yürüyüp duruyorum başınızın önünde. Atıyorum ben bir market aldım. Hı hı. Arkadaşım da bir market aldı. Evet. Biz bu iki markette ortak olabiliyor muyuz? Ortaktan kastın? Atıyorum gelen parayı ikimiz bölüşüyoruz iki marketinde. O beni ilgilendirmez. Ben abi ben şimdi bir şey düşündüm Poyraz abi. Dinliyorum. Mantık olarak aynı şeye denk geliyor ki bu. Nasıl yani? Abi şimdi benim bir tane günlük gelirim var. 350 evet. Binlik bir markette. Gelir tamam. Aynı. Diğer 350 binlik markete de aldım. Gelir aynı. Sen o markete direkt kendi üzerine alsan mantık olarak yine bizim dediğimiz şey oluyor. Aradaki farkı kaçırıyorsun işte sen. Ne abi aradaki fark? Şimdi eğer sen market alıp o markete hiç sadece 2-3 güne bir günlük geliri almak için uğrayacaksan evet senin söylediğin doğru. Ama yok ben şöyle günde birkaç saat balık tutarım 200-300 tane balık koyarım başka ürünler de satarım diyorsan şimdi iki markete de koyarız ürünümüzü hangisinde çok gidersen. Zor abi işte çok zor ondan bahsediyorum bak mesela şehir dışında balık satma yerine yakın bir market olsa dediğin şey mantıklı. Veya bir limon market hani tanınmış adam her şeyi satıyor vesaire olsa yine mantıklı anladın mı? Zaten limon otelin altında ya bu baktığınız market. O artık oranın PR'ını yapmak size kalmış. Limon market dediğin şey bu alacağımız marketin benzinli ve ATM'i var mıydı Şahap Bey? Yok. Ama görsel olarak diğerlerine göre güzel bir market. 350 binliği alalım abi bence Poyraz abi ne diyorsun? Bu yok, limonun altındaki 750 mi? Bahsediyorum zaten. Limon otelin altındaki olan 750 mi? 750 çok abi o ciddi uğraşmak lazım. Hayır şey yani. Olsa günlük o yerlilerin uğradığı sayı fazla olsa alınır da. İşte o zaman da 1 milyon olmuyor. Olur 1 milyon 200 olur mesela. Ya fark önemli etmez o artarsa konu. Biz alırız. Yani 1 milyon satın, olsun günlük geliri artışa bak 3. Sattıklardan önce. Kasabadaki 3 ve 4 numaralı marketi düşünüyorsunuz. Doğru evet, mudur? Evet. Tamamdır. Ne kadarlık bir bütçeniz var şu an? Yani 350 bin alacaksak. Benim 13 bin dolar bütçem var. Ben her türlü o 200 bini çıkarım eyvah. Size istediğiniz.
Bir şey tamam, söyleyeceğim. Sana şöyle çok bir acil şey gitmem lazım. Siz tabii pazarlığı yapın kahramanla. Tamam abi. Ben okeyim. Tamam abi. Tamam. Arabanı sattın mı sen şimdi onu söyle. Ben daha arabayı satmadım. Ben size şeye bir baktım. Bir şey sorabilir miyim? Dur bir dakika. Çok bir dakika ben bir sor. Şahap Bey, yasalarda marketi olan kişi ortak olamıyor değil mi? Siz daha iyi bilirsiniz satıcı olarak. Bahattin. Ne var lan köpek? Benim sultanı alacak mı? Yoo. Yanındayım. Tamam. Kapa. Tamam hayır. Ya şu şekilde. Ben benim sultanı satacağım. Sen bir gelin yanıma getirse benim. Belen. Market sahibi olan biri başka market alamıyor. Sen bu Naz'la niye görüşüyorsun lan? Senin marketin Naz'la görüşmüyorum amına koyayım. Niye ki? Yılmaz'ı bıçakladı oğlum bu gacı. Ya istediğini ya konuştum amına koyayım konuştum. Market ne canın olsun. Yani market iki market aynı anda aynı üstüne olamıyor yasayı. Tamam o zaman kahraman. Efendim. Ortak oluyoruz kibar. Ortak mı oluyoruz? Aynen. Ben ortak olmam. Şimdi arkadaşlık olana müsaade eder misiniz? Yo direkt vur öldür şurada ya direkt. Sorgulamayalım. Şimdi biraz işlerim güçlerim var açıkçası. Sizin ortaklığınız bizim açımızdan bir şey ifade etmiyor. Benim muhatap olacağım marketi vereceğim kişi kim? Siz misiniz Kahraman Bey? Evet ben alacağım marketi. Tamam. Şöyle bir şey yapalım. Bizim bu çocuğun size bir miktar borcu varmış galiba. Evet 58 bin. Evet. Tamam. Ben onu da üstüne sayıyorum size. Anlaştık mı? Evet anlaştık. Tamam. Şu an ne kadar nakit çıkartabiliyordunuz? Siz 200 mi istiyordunuz? Evet. 200. Evet. Şu anda üzerinde üzerinde 130 bin var. Daha arabayı satmadan. Tamam 130 artı 58. Daha yetmiyor galiba. Onu 188. Yani istiyorsanız böyle yapalım. İstemiyorsanız ben arabayı satacağım. Ondan sonra alacağım marketi. Şu açıdan diyorum. Arabayı siz de satıp zarar etmeyin. Hani bir eş dosttan bir 5-10 bin bir şey toplayın. 188 para atsana. Yapıyor zaten. 13 bin var oğlum bende 13 zaten. 13 bin at amına koyayım 13 işte bin. Zaten. At 13 bin. Söyle İbana. 156. Tarık. Efendim. Bu geçenki gibi bir sözleşme yapıyorsun Kahraman Bey adına. 200 bin nakit alındı. 150 bin de bir hafta süre içerisinde ödenecek. Yani 7 gün 150 bin tamamdır. Ödenmediği takdirde de aynı şekilde, aynı şekilde tamam. Tebligattır yaz. Para kalmadı lan. Altına şey yaz. Anasız gidir yaz. Kaporo ve market geri alınacağına dair. Tamam. Kahraman Bey isim soyisim alabilir miyim sizden ben de? Kahraman Karayıldı bak. Sözleşmenin bir nüshasını Kahraman Bey atarsın. Bir sözleşme. Bir dakika ne kadar süren vardı pardon? Bir hafta UTC ile. Bir hafta UTC ile. Şey yapalım. 150 bin oluyor. Tamam. Bu arada Kahraman daşa alınacak bir şey değil. Yani bir saat geçerse direkt bir alınır haberin olsun. Paran da yanar Kahraman. Ya paran da yanar. Arabası duruyor zaten her türlü getirir o parayı da ben arabasını ucuza satmasın diye yardımcı. Yo ben her türlü arabayı satacağım ya. Şu anda başlayacağım yani aramaya. Ararım. Onun haricinde. Yok çıkartır o parayı ya. Tarık bir sözleşme daha yapıyorsun. Efecan Durgun'un Kahraman Bey'e herhangi bir borcunda olmadığına dair bir belgeyi de aynı şekilde gönderiyorsun. Bir de Efecan'ın bizim şirket adına ben sonlandırana kadar ücretsiz bir şekilde çalışacağına dair de bir sözleşme yapıyorsun. Efecan'ın da imzasını alıyorsun. Tamamdır. Atmayacağım imza amca. Ne yapmayacaksın? İmza atmayacağım amca. O zaman borcunu silmiyorum oğlum. Kusura bakma. Arama ne yapayım? Ben sana veririm ya 58 bin. Tamam tamam. Ne yapıyoruz şu an son? İmza al oğlum bir şey olmuyor lan. Güzel ya amcam dese zaten çalışırım ücretsiz o isteyene kadar. Ne gerek var sözleşmeye ya? Bir de oğlum şirketten bir şey yapıyoruz. Bir kefil var mı? Çocuk oyuncağı değil mi? Yani ya tamam, kefil olmak isteyen var mı burada? Yani kefil yazacak mıyım? Ortak kefil falan kim diyorlardı. Demiştiniz kefile siz bilirken? İhtiyacınız var mı şu anda? E tabi bir kefil almamız gerekiyor da nazar. Tamam Neco sen mi istersin Naz sen mi olacaksın? Yani Neco'nun kefilliği herhalde geçmez zaten ama bilmiyorum. Tamam Neco gel ya gel Neco. Naz oğlum kabul Naz. Kabul ediyor musun Neco'nun kefilliğini? Ya tamam Allah fark etmez şey. Ödeyeceğim zaten. Ya Neco bu kadar korkak olma ya.
Ya kimse mi güvenmiyor bu kahraman abiye yani, ben onu anlamadım. Efecan sen mi olacaksın kefil yoksa? Olurum yaz. Şahap Bey 200 bin arabayı alıyor musunuz? Yok maalesef. Hangi arabayı? Ben zaten zarar etmiyorum diye full arabayı almadım. 200 bin iyi var. Bu kadar uğraşmış, emek Allah vermişsiniz. Niye bu adama kimse güvenmiyor anlamadım ki. Bir dakika, ne kadar kalmıştı bizim? 200 bin veriyorum, 150 bin kalıyor değil mi? Evet, ha. Evet. Tamam, ben size bugün atacağım o parayı. Sıkıntı yok. Yani ne zaman istersen. Poyraz abi. Efendim Kahraman. Sende ne kadar var para? Ben çıkaracağım. Ne kadar lazım? Abi 150 bin lazım. 150 bin lazım. Tamam, benden bir 15-20 dakika yengeç haber bekle. Bir departmana gitmem lazım acil. Tamam abi. Tamam, hadi bay bay. Tamam, görüşürüz. Tamam. Tamam, kefil olarak Poyraz abiye yazabilirsiniz. Tamam. Şey yap, sözleşmenin bir zaten önüne büyük ihtimalle ya abi. Bugün ya da UTC ile yarın para bütün para hesabınıza yapmış olur. Sıkıntı yok, herhangi bir faizsel durum yok. Bir hafta süreniz. Market, hangi market olacağını da karar verir mi yoksa birlikte aynı mi gideriz? Hangisini istiyorsanız gideriz şimdi. Tamam, birlikte gideriz. Alo. Merhaba, iyiyim. Sizin söylediğiniz neydi ya? Poyraz olduk, tamam. Buyurun. Evet. Abi buyurun. Benim amacım nasıl? Arabayı satmamak da. Efendim. Baksana abi. Bulmadım. Oruç bir attım da. Hocam yok, öldü galiba. Memiş, ben Memiş için geleceğim de o gelen bekleyecek o zaman sırada. Babam mı? Spora gitti. Memiş çağırmış çünkü öncesinde beni. Biz yavaştan geçelim. Avukat tamam, zaten sözleşme gönderir size. Evde spor yapacağı bir hanımefendi olabilir. Ben de ulaşacağım. Kahraman Bey. Tamam. Bugün teslim olur mu market bana? Tabii şimdi halledeceğiz zaten. Tamam. Sen sözleşmeleri halledin. Ben sözleşmeyi halledeceğim. Tamam. Sen gönderirsin. Sende tamam. Bir şey yok zaten. Hı-hı. Hallederiz, konuşuruz sonra. Tamam. Gidelim. Efecan. Hadi çıkıyor muyuz kahraman? Evet evet, şimdi çıkıyoruz. Bindim amca. Çok sen burada dur. Tamam. Ben şu market işini halledeyim. Sonra inşaata geçeceğiz oğlum, tamam mı? Tamam tamam. Şurada bir su alayım. Efecan gel ya da ben de gel ya. Geliyorum çok geliyorum. Başım ağrıyor acayip, sen kullan. Olur. Bas. Efendim. Çok sadım. Tamam, arabada var. Torpidolusu vardı değil mi kahraman? Yok. Emin misin? Ben gördüm orada. Vardı. Bir bakın. Uf. İyi güzel aldık. Amca arkaya geçti ne? Al şu torpidolusuyu. Bak bir tane kalmış. Naz, bu arada şeyi söyleyeyim sana. Ben ortaklaşma efendim, için almadım bu parayı. Borcu direkt ödeyeceğim yani. En iyisi. Tamam be. Haberin olsun, ortak mortak yok. Al. Yok yok, sorun değil. İşgüler. Ama ileride şey yapabiliriz bir şeyler. Kahraman. Heh. Önemli değil yalan. Bu arada benzin alalım ya. Alalım. Bir an şive alsana gitti. Alsana suyu torpidodan Neco. Dur alacağım. Neco sikerim belanı ha. Neden? Amına koydum, orada ne 13 bin var 13 bin var diyorsun. Ne diyeceğim, 50 bin var mı diyeyim. Lan oğlum ne varsa onu atacaksın işte. Baba sen 50 bin mi attın? Hayır. 13 bin dolar attım. Yalnız kahraman sıkıntı şu. Benim şimdi 13.800 dolar param vardı ya. 800 dolar mı kaldı? 800 dolarım kaldı. E tamam, modun yaptın mı diyorsun sen bugün? İşte ben meydeciyim ya. Şöyle bir şey. E balık yapamına koyayım. Lan balık yaparız da. Tamam ya, sıkıntı yok. Sen markete alınca artık bir günün maaşını bana verirsin. Ya bir sektöre git yarrağa bak. 13 bini direkt vereceğim oğlum yarın sana. Tamam onu diyorum ya ben de zaten. Kaç dur para bir dakika, benim kafam şunda karıştı. Sen şimdi Naz, kaç para geliyor senin marketten? 8.000, 7.000. Değişiyor duruma göre. Anladım. Hayır canım, günlük. Ne saatliği? Ne bileyim ben. Saatlik olsa oho. Ya şehirdeki çok mantıksız ya. O kadar tutmuş market varken 750 binlik market alıp yine aynı parayı vermek çok mantıksız yani. Taban geliri yine aynı olduğu için çok bir farkı yok. Ya tutarsa moduna gireceksin. Sadece merkezi bir yerde. Hayır ya ATM'si, sonuçta ATM'si olmayan market tutmaz ya. Ya hayır. Poyraz komutanlar gelmiş her gün diyor oraya balık odun yükleriz diyor. E kardeşim sen gideceğim balık alacağım, bir markete yükleyeceğim. Bir daha balık tutacağım, bir daha markete yükleyeceğim. Ne ya öyle ne bir şey olmaz böyle? Öyle. Oğlum Fatih Vatoz diye bir adam var. 5 dolara odunun tanesini 20 dolara balığı veriyor lan.
Ucuz yer değil mi? O gidin 4 tutuyor mu o zaman? Ya kahraman Allah aşkına uğraşacak mısın gerçekten? Efendim? Uğraşacak mısın? Ölümüne odun balık mı yapacaksın? Yok be, ben umurumda olmaz. Ben markete bir şey koymayı düşünmüyorum. Ha, sana boş. Bir şey söyleyeceğim. Toptan malzemelerini benden alırsın. Sen de bunu dolandır tabii. Ya dolandırmıyorum canım. Toptan diyorum. Ha, toptan. Geniş fiyat. Toptan perakende. Benim bir gözlerim ağrı değil miyim sen? Tamam. Burayı iptal. Buranın ATM yok. Hepsinin ATM'si yok dedi ya kahraman. Hayır var dedi ikisinin de. O ne efsane öyle. Üçün var üçün. Gelin. Geleceğiz. Burada yakında da ATM yok. Ondan dolayı burayı salalım. Lan buraya bir Allah'ın kulu gelmez lan buraya zaten. Tamam oğlum oraya da gelmez zaten mantık olarak oraya da. Oraya da gelmez. Sen yolda bir benzinciye uğrayalım ya. Nereden yakın? Dümdüz gitti ya işte. Aynen. Ah. Tamam burayı iptal, diğerini alıyoruz. Bak marketin en azından geliri olacak. Bir de günlük işlerini hallettiğinde çok seri kapatabilirsin borçlarını. Bir tık daha hızlandırmış olursun. Yo yo, o konuda ben zaten hani arabayı bile satmayı düşünmüyorum. Toplamda arabayı iyi bir fiyata satmak istiyorum. Ya bir 100 bin sana var işte. Bir de marketin geri kalanını ödeyeceğim, o kadar. Zaten Nico'yu yarın hallederim. O zaman Poyraz abi falan girmiyor uçaklar değil mi? Efecan benzin atıyorum. Abi neredesiniz şu benzin hafta çok sinirleniyor bak. Benzin atıyorum, bir de diğer market iptal, şeydeki aşağıdaki marketi alacağız. Diğer market iptal, aşağıdaki marketi alacağız. Aynen, ATM'li olan, diğerinin ATM'si yok çünkü. ATM'li olan. Tamam biz şu an ATM'li olandayız. Tamam geliyoruz galiba. Geliyoruz. Doğru geliyoruz. Mu? Doğru mu? Doğru doğru, ATM'li olan. Adını söyle adını. 3 mü? Ne bileyim oğlum, geldiğimde bakacağım, şimdi açamıyorum ki GPS'i. Tamam nasıl bir yerde o market? Ya Efecan geliyorum, kapat aman abi. Telefonu kapat belanı siker. Yeter ya yarım depoya. O zaman bir müzik açayım da keyfimiz yerine de gelsin. Dur lan ya. Dur, Şahap denen eleman biraz şey ya. He oğlum şey daha hemen yakında mı markete kadar? Ha geldik. Ha gelmişiz lan yine. Yani direkt halle. Çok beklemez o. Çalıştırmaya başladım. Kollarım ağrıdı yemin ediyorum. Ne? Ben mi alayım seni, Allah Allah. Allah büyük oturdum. Şahap Bey burayı alıyorum. Burayı mı? Aynen burayı alıyorum. Tamamdır. Market ben isim olarak B202 olacak. O... Eyvah aman. Cevap Bey fiyat düşer. Bakın. Yani hem cinayet, yapmadım. Hem cinayet hem cam kırığı. Tamam o zaman polis gelsin, gerekli görüşmeyi yapsın. Burayı biz şey yapalım. Tamam alalım. Tamam alalım burayı alalım. Dur ben de bakacağım. Cevap Bey siz de yani gerçekten. Nazan'ım siz cidden bir şey yapmayın yani. Aa Deniz arıyor kahraman. Deniz ben mi arıyor? Ödemeyi rica edebilir Deniz miyim? Deniz Bey. Ödemeyi ne kadar atıyorduk 200 bine tamamlamak için? 200 eksi 58 atıyorsunuz şu anda. Ne konuda anlamadım. Yani... Ya ben direkt düz 140 atayım. Siz onu hesaplayın. IBAN neydi? 142 alsam daha tatlı olur. Tamamdır, teşekkür ederim. IBAN 144. Şu anda tam 200 mü oldu? Aynen. Evet şu an 200 oldu, geriye 150 bin kaldı. Tamam 150 bini de zaten ya bugün ya yarın ya da en son haftaya hafta kadar yapacağız. Halledersiniz. Burası ben daha güzelmiş. Devir burası. İşlemleri için söyleyeyim, bizim dayı muhasebeciye versin tamam. Evrakları. Ben kimlik numaram 156. 156 sizin. Evet. Şahap Bey. Bugün Bravo. Ev oldu, market oldu, daha ne olacaktı yani? Dayı bu bizim gelen muhasebeci kıza şey yaparsın. Kimlik bilgilerini verirsin KDV takipten düşerler.
Tamam. Bu arkadaş artık buranın sahibi, yardımcı olursun hadi. Hadi görüşürüz. İçinde bütün bulunan malzemelerle beraber size aittir artık. Sağ olun, teşekkür ederim. Muhasebe de işlemleri halledecekler. Hayırlı olsun. İBAN'ınızı para gelince isterim yine. Oradan haberleşiriz. Tamam. O ben tamam. Beni bulamazsanız avukata gönderin Tarık. O veya bana da verebilirsiniz. Tamam. Tamam. Yok. Efecan'a yollayayım mı? Yok, Tarık avukata gönderin. Tamam. Teşekkürler, sağ olun. Teşekkürler. Hadi hayırlı olsun tekrar. Görüşmek üzere. Teşekkür ederiz Şahap Bey. Şimdi bir bak. İçinde vallahi var. Şeyle birlikte geldi. Mallar da sağ ol. Oy, 770 dolar alayım ben şunu be. Ben sana fiyat listesini göndereceğim mail olarak. Tamam. Alış satış. Kar. Güzel 1188. Oo, stoklarında dolu tıka basa. Çok ulan, güzel. Ulan tüh, şey yapmayı unuttuk. Fotoğraf çekmeyi unuttuk ya, anahtarı teslim ederken. 800 dolar nakit olan var mı yalnız? Benim nakit değil ama bankada. Sadece 800. Ben alayım. Daha durmadın mı? Yok yani, yok. Sıksan suyu çıkmayacak. Oradan bir kola milkshake alırım ya. Karman sen şu marketi hallet. Biz çok hızlı bir balığa gidelim mi? Sonra ben şehir dışına gideyim oradan. Gelecek mi bizle balığa? Amına koyayım, nasıl yeterli miktarda para yok? He ulan, yatırmayı unuttuk. Dayı sen şu parayı bir al şuradan. Sen sipariş mi veriyorsun? Hayır, şirketimin ismini değiştiriyorum. Ne yapacağım? Tamamdır. B202 açıldı, hayırlı olsun. Ne gidiyorsun? Lan! Amına koydum, parasını verdin mi lan onun? Lan oğlum, yabancı mı burası Allah 500 Allah. Dolar kestim amına koyayım borcundan. Oğlum ne 500 dolara? Milkshake içiyoruz lan şurada. Ateşleriz 10 dolar. Karpuz çilek. Karpuz getirelim o zaman. Doldurayım mı sana? Yok lan, yok, gerek şey yok. Tamam. Karo, ne kadar para var kasada, baktın mı? Kasada paralar sıfır. İyi, hadi balığa gidelim, gözünü seveyim çok. Tamam, balığa gideceğiz böyle. Balığa niye gidiyorum ki ben? Nasıl niye gidiyorsun? Gerek yok benim balığa gitmeme. Ya da gerçi yapayım bir balık ya. Zaten yarın için hazırda dursun. Yani şu Neco gelsin, Neco gel. Oltanın aldınız mı? Ya benim olta evde ya. Alırız marketten. Alırız sıfır alırız. Nereden alırsın marketten? Artık yeri fena değil ya. Aslında. Bu deniz fenerine yakın değil mi burası Kahraman? Evet. Güzel. Ben buraya gidiyorum. Kapat oğlum, kapat çakarları. Tamam, yanlış oldu. Şimdi nasıl, teşekkür ettim öncelikle borcun için. Şimdi ben bunu ödeyeceğiz. Ben bu sultan adresi de bir şeye koyayım. Deniz gelmiş bu arada, beni aradı. İfade vermeye gidecekmişim. Niye gideceğimi çavuş bilmiyorum Deniz'i ama. Ben bir arayayım, dur. Check the moment. Dun 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 dun. Nasıl, bana öyle bakma. Kapattı. Bir markette ben alayım bari ya, 2 ay sonra falan. Mantıklı olabilir. Şu mediation'dan para kazanırsak. Ya sen götü başı gezdirdiğin için sanmıyorum Neco, biraz çalışman lazım. Ya ben çalışıyorum da parayı gargızayı dedik. Bak bana, ne kadar oldu amına koyayım şehre geleli? Ne kadar oldu? Ne bileyim, maksimum 2 hafta olmuştur değil mi? Tamam. Baba ben gargıza yediriyorum öyle, işmiş bize ben para çoktur. Ben ne, karıda kızda gözüm yok olmayayım. Ben o işleri i̇şte uzun zaman önce bıraktım. İşte bende bu saatten sonra bende de yok. Başlarım karısına kızına kardeş. Çalışacağız, Bursa'ya gideceğiz, paramızı kazanacağız. Ben şu anda keyif yapacağım. Beni biri arıyor, dur bakayım. Alo. Vallahi sen ne yapıyorsun? Biz nereye gidiyoruz sen ya? Arabayı satma Karo. Vallahi arabaya iyi bir alıcı bulursam satarım çünkü da. Başka araba tamam, almayı düşünüyorum. Nereye gidiyoruz? Ya eski model artık bu diğer arabalara göre ya. Vallahi kasaba dediyse barı tutacağız herhalde de. İyi de bunun yeri başka yani, sahine satma bence, bak iyi düşün. Ha, balıktan geleyim yapalım. Bakalım. Biz nereye gidiyoruz ya?
ana yolu yapar yapar. Tamam, ben bala gidiyorum. Hey, sat madem sana dersen. İyi, hazır buraya geldik, bir odun da toplayalım ha. Toplamayalım. Valla bala biz 4 kişiyiz. Taşırız. Gök cebime koyarım. Orada hemen sen her şeyi taşırsın yaz. Ne alakası var küçücük? 60 bin tamam. Doları göt cebine sığdırdığına göre odun da alırsın bir 100-200 plaka diye düşünüyorum. Tamam, alırsın alırsın. Hocam toplayalım bir. Aşk olsun. Ya ne alakası var? Ya ağlama Allah'ını seversen ağlama. Ağlamıyorum. Ne yapıyor? Bir duygulandım. Beni öçe attırma. Özbiri orada. Balına biri aradı beni. Yetişirse gelir, yetişemezse sikerler. Kim aradı? Aksel yok mu ya? Bu da medyadan. Yılmaz'ın yanında takılıyor. Anam yavrum. Ananı sikeyim, gözüm kaçtı bir an. Gözüm kaçtı, yemin ediyorum var ya. İyi misiniz sizde? Bir şey var mı? İyiyim. Necuy musun? İyiyim. İyi hadi. Ulan dur, bekle, elim karıncalandı dur. Dinleyelim. Az bir dur. Aman hoşuna bak. Aman bak, gördün mü, bu yolda sıkıntı var diyorum evet. İşte. Dur, şunu bir şuraya çekik de az dinlenek. Şu eczaneden bandaj neyin isteyen var mı? Yok. Eczaneye ben gidelim. Yastık niyetini kullandım ben. Airbag mi oldum ben şimdi? Tabii. Bu arabanın airbagleri iyi ya. O koro kimmiş lan? Bak, Necu, az önce ne dedin lan buna koyayım? Leyla mı? Ay pardon, Açelya. Yok, Ayrin o. Benimki, tüm kızlar say. Yok, bütün kızları say zaten. Vallahi ya. Bir dakika dur, para yok, ATM'den para çekek. Ha, arkadan da bu kıyafet giyinelim ya. Kasabada bir şeyler oluyor. Kaç paraydı lan olta? Ya ben niye olta alıyorum? Benim oltam vardı zaten ya. Ya yok, onunla ilgili bir daha gidelim de... Bir dakika ya, ben de şuradan bir yem alayım. Ben de bu kıyafet giyinip geleyim. Yem alıyorum abi, bekleyin beni. Çektin mi? Ne geliyorsun lan öyle? Ana avradını sikim! Aaa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 
Kucaklıyorum seni. Aaa çok ya. Kötü. Ay abi çok kötü Neco. Dur dur. Bin çabuk yan koltuğa. Lan nasıl bineyim? Sağ yap çok kötü. Aaa ne yapıyorsun bir lan? Bir şey yap. Dur bekle. Aman iyi in. Aaa. Yavaş yavaş aman. Dur eczane nerede? Pansuman yaptıralım. Solda solda. İleride solda. Aman iyi. Haydi oğlum haydi. Dur ben indireyim. Kızım koş koş. Bekle araba. Araba çarptı dur. Araba çarptı dur. Tamam bekle dur ben kızı çağırayım. Kızım gel gel. Pansuman yapacak haberi. Şuna bir pansuman yap. Kahraman. Otur şuraya sen. Oğlum sol ayağıma çok kötü basıyorum lan. Sen otur be ben halledeceğim. Orayı çok sıkmazsak. Aha. Şöyle Allah. Kızım gerisi sende. Aman abim ben. Ben de bir yara bandıyla şu ayağım bir yara bandla diye şey vereyim. Eller yumuşak oluyor bunun bak. Ben hep buraya yaptırıyorum pansumana. Bu
Ulan. Çok basmak istemiyorum. Gel Ait. Ben süreyim. Sür sür. Aman aman aman. Hadi bakayım. Balık yerine gitti. Buna göre balık, Nazlı ben olta alacağım dedi. Nereden alıyor ortaya bu? Ne bileyim. Aa solda oğlum işte. Aynen kafam sikildi. Ben gözlerimi kapatıp hemen geleceğim, tamam mı? Tamam. Ben de bir olta alalım size. Efendim Poyraz abi. Ne yaptın? Evet, olta ver. İyi abi aldım, 150 bin borç kaldı Poyraz abi de. Ben alo? Sana... Alo. Sesin abi gitti. Ben aldım şimdi onu. 150 bin kaldı. İstiyorsan sen ver abi. Borç olarak bana ver. En olmadı ben kendim buluşturup öderim abi. Sıkıntı yok yani. Öyle mi diyorsun? Ha sıkıntı yok. Sen eğer sen market istiyorsan nasıl aldın ki marketi? 200 bin verdim abi teminat. Bir hafta içinde de 150 bin ödeyeceğim. Öyle veriyorlar mı lan? Markete iyi güvenmişsin ha. Ne 200 bin ama bir hafta içinde ödemem lazım. Şimdi ben şey diyeceğim. Eğer sen market alacaksan bir hafta sonra şey yapalım. Ben de sana yardım çıkarım yani. Ha bu market bende kalsın. Sen bir market daha al hiç ortaklık işine girmeyelim diyorsun yani. Aynen öyle. Yardımcı da olayım sana elimden gelince. Hatta şu an almak istiyorsan arabayı satayım. Şu an almak istemiyorum diyorsan arabayı daha iyi bir fiyata satmaya çalışacağım ben. Vay aslan kardeşim dursun arabanın altında dur ayarlarız onu. Tamam ben sana o 150'yi ayarlarım bir şekilde. Bir hafta diyorsun. Gerek hafta yok ben hallederim. Ayarlarız. Ben hallederim. Gerek yok abi eyvallah sağ olasın. Tamam. Bir naza bir 100 bin borcum var o kadar. Ondan sonra 150 bin ödeyeceğim işte. Ya tamam parayla halledilecek işler hallolur kolay işler onlar. Eyvallah abi sağ olasın. Tamam hadi görüşürüz. Hadi görüşürüz. Lan sen alabiliyor musun olta? Valla dayı olta takımını göstermiyor da Naz alsın bize. Göstermiyor yani, oğlum olta takımı neyin? İşte Naz bir gözünü kapattı ya şimdi bizi kapatmayalım o alsın bize. Oğlum boşturma çok. Sen nasıl atmışsın kapıyı, borcum var lan manyak mısınız oğlum? Tamam, Naz buna 100 bin attı. Naz 100 bin attı oğlum nasıl 60 ki attı? 100 bin attı arkadaşlar motoru 60'a sattı. 100 bin attı. Yanlışınız var. Dayı nerede bu oltu takımları ya? Bana sokacak da. Ya bu arabaya bak. Ben de fotoğraf paylaşayım bari. Berke Yarar 50 yıldız yok mu Naz'ı kavraya yapmamız demiş? Yok ha böyle bir şey. Berke çok teşekkür ederim. Bak, çok sağ ol. Halil Mert 25 yıl çaçan da bize borç var. Dağılırız markete bir de ortalaşık değil tek alalım demiş. Tek alıyoruz zaten ya tek aldık. Abi toplamda 250 bin borcumuz var şu anda. 250. Efendim. Kahraman. Merhabalar. Merhaba nasılsın? Kim sizler nasılsınız? İyiyim ben de. Bu dün imza attın mı buraya? Attım bugün. Ha tamamdır onu söyleyelim. Bir şey diyeceğim. Araba almak ister miydiniz? Baba araba. Sesin böyle boğazınız böyle bir
Telefon böyle bir çekme böyle. Arabam var şu an iyi mi? İyi şu an iyi sağ olun. Tamam hangi tamam, arabayı satıyorsun? Sultan Ares full artı full. Kaça satıyorsun? Yani iyi bir teklife satmaya düşünüyorum. Mesela? Ya hurdacı 150 bin veriyor, o da stok haline veriyor. Düşün, bu araba full artı full. Tamam, ben alacak varsa haber ederim tamam, sana. Tamam, teşekkür ederim. Sana yönlendiririm. Ya hadi görüşürüz, kendine bak. Görüşürüz. Nasıl, sen olta takımı alabiliyor musun? Yok. Tamam, o zaman iptal edildik. Ben bir gideyim, yatayım artık ya, yoruldum. Teşekkürler. Alamıyor mu? Bende sorun var deyip gözlerimi kapattım. Yok, sıkıntı var. Ben de gideyim yatayım artık. Aa, geç oldu. Tamam, aynen. Ben de kaçacaktım. Yarın ilk iş para yapmak. Beni kim arıyor amına koyayım? Allah. Nece sen ne giyindin amına koyayım öyle üstüne ya? A, dur oğlum, dur. Ben açırma. Abi, saat sen olta var mı yanında fazlada? Gerek yok. İptal edelim ya. O biraz tamam. Bir şey olur. Tamam. Aksel, şöyle. Tamam. Biz tutamayacağız zaten. Olta alacağız. Adam satmıyor bize olta. İptal oldu o iş. Şehirde görüşelim. Vallahi iptal oldu. Olta alamıyoruz. İşte alamazsın. Sen market de alamazsın. Market dizili zaten ya. Sorun market orada. Dizmeye gerek yok. Yem falan da satmıyor bu adam. Tamam. İkimiz tutarız madem ya. Zaten yatacaklarmış. Ben motele geçeyim bir. Ararım seni. Tamam yapalım. Yapalım. Sıkıntı yok. Motele geçiyoruz. Vallahi manga motele geçiyoruz işte, daha dümdüz şey kasaba yolundan gidiyoruz. Bizi motele mi bırakayım? Tamam dur. Aynen moteli bırak Carlos, sen oradan yolumuza bakalım. Konum at bakayım bir. Ben de kendi evime gideyim. Tamam. Ya o eve giderken sana sıkarlar kalırsın, ortada dişini ararız sonra. Gerçi doğru, ev kalsın, ben motelde uyurum ya. Şimdi orada garaja nerede koyacağım arabayı? Neresiymiş bu konum? Yarın kaçta olur yayın? Abi yarın erken açmayı düşünüyorum bugünden. Mesela 6'da mı açtık bugün? Yarın 4 gibi açarım ya. 3-4 gibi açarım yarın. Montla seç. Montla seç. Of canım, künefe istedi be. Deme bu saatte, deme. Ananı da deme böyle var ya, cezene bırak ya. Aa bunu uzatacağım böyle arşa kadar. Ejo ne anlatıyorsun amına koyayım? Ne anlatıyorsun? Oy. Hadi iyisin, günü yine kârlı kapattın Kahro. Günde ev aldık, market aldık. Çok şükür ya. Birkaç gün böyle iyi çalışman lazım. Çalışırız her türlü ya, sıkıntı yok. Şimdi çok bir şey demek istemiyorum da, sen sadece odun balık yapmıyorsun gibi hissediyorum. Ya odun balık sadece, aa Necio'ya sor. Evet. Baya inandırıcı bir cevap verdin Necio, teşekkür ederim. Kesinlikle ya, inandım zaten. Değil mi, inanırsın, ben çok ikna ederim. Sen market falan mı soydun? Banka mı soydun? Ya valla biz motele geçeceğiz işte. Benim öyle şeyler, sicilim ters. Tikileyi falan mı soydun sen? Tertemiz. Ben motele geçeceğim ya. Ekipmanlar alırız. Tamam. Gel o motele gel. Hı. Tamam. Hadi görüşürüz. Yoksa Gölbar'ı mı soydun? Ya bir yer soymadım ya. Ha niye soyacak bu adam ya? Para bulmuştur. Kesin milleti dolandırdı. Bu kadar hızlı para bulmasının sebebinin başka bir açıklaması olamaz. Kimleri dolandırdı? Ha, piyangonun işi yok, sana çıkacaktı Kahro. Ne? Piyango çıkmak için var zaten. Çıkar da tabii. Sana çıkmaz o. Ya bana neye nereden çıkmasın? Nereden biliyorsun? Aa, çıkmaz. Benim piyango gibi arkadaşım var işte Neco. Tabii, her şeye çıkabilirim. Her bokunu naz yapsın, varsa yoksa Neco. Sıçmışım Neco'nun senin be, aşk olsun. Beni bir kere dedi ki... Sıçmayın, Neco'ya sıçmayın. Bir kere dedi ki, naz teşekkür ederim ya. Şunu da bana yardım yani ettin de. Bir kere ya. Sen de bir kere de şu 100 bini 50 bine düşürsen de bir kardeşine bir market hayırlı olsun teşekkür desen yani. Teşekkür ederim Allah'ım. Ne oldu bir şey kere de bir arkadaşına market hayırlı olsun bir 50 bini versen sen yeterli desen. Sen bana 1000 dolar bile vermedin. 1000 dolar bile vermedin.
Yok, ihtiyacım var. Tamam, 50 bin veriyorum o zaman sana yarın market şeyse. Yok, bunları şimdi konuşmanın sırası değil. Ne oldu arkadaşlar, ne oldu Naz arkadaşlar? Ha. Senin de uykumda ya, yani iyi geceler. İyi geceler. Burada mı yatıyorum? Motele gidelim. Ha, ben şeye gideceğim, eve gideceğim. Tamam, bu sokakta tamam. Kalıyor, parası yok. Ooo öyle mi? Şey, bizim çocuk tutturmuş sokak röportajı, sokak röportajı ya, onu yapmışsın. Röportajı değil o, Necu da. Ne, ya var, ne Allah aşkına, ne doğrusunu söylesene. Röportajı. Röportaj Necu, anlarsın ya. Röportaj, röntgenci misin lan sen? Heee. Forçuluk yapar mısın? Lan oğlum lan Necu. Alala. Hayırdır, anı öfendi. Haydi ben yattım, görüşürük. Tamam, görüşürüz.